Az önce konuştuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız. Sevgili seyirciler yaptığı her röportaj olay olan, konuştuğu herkes tanımıyorsak bile bir anda Türkiye'nin en tanınmış insanı olan biri var. O biri şu anda Türk medyasında aldı başını gidiyor. Yaptığı işlerle gündemi sadece o tutuyor. Fakat işin tuhaf tarafı o biri bir televizyoncu. Türkiye televizyonlarının, özel televizyonların en popüler olduğu 90'ların orta yarısından sonra başlayıp işte 2000'lerin başına kadar devam eden Süreçte televizyonlardaki en çok seyredilen işleri yapan hatta içinde olan bir televizyoncu. Sonra televizyondan kovuluyor ve şimdi bütün bu anlattığım işleri televizyonla hiç alakası olmayan bir yerde yapıyor. YouTube'da. O iki Armağan Çağlayan bugün canlı yayında konuğumuz. Merhaba Candar. Nasılsınız abi hoş geldiniz. İyiyim sen. Sağ... Size bir şey soracağım. Siz bir röportajda şey demiştiniz. Çok şahane bir laf bu. Ne yapsın beni Z kuşağı diye düşünüyordum. Evet. Size ne yapıyor siz Z kuşağı? Şimdi o şöyle Candar. Ben YouTube'a girmeye karar verdiğimde bana dediler ki videolar 14 dakika olmalı, Z kuşağının ilgisini çekecek şeyler olmalı. Hmm. E, bu sebeple Ayta Sözleri'yle röportajım benim 15 dakika. İlk röportaj. İlk röportaj. Büyük olay o ya. 15 dakika ama. Evet. O kadar kısa. Sağ. ki. Mesela buradan Ayta'ya da selam söyleyeyim. Hastasıyız. Ve 100. programda Ayta Hanım'ı bir kez daha konuk edip, Aa, çok güzel. Hakkı olan Süreyi Ayta Hanım'a vermek ya, ya istiyorum. İşte adalet işte armancılar. Evet, Valla vermek <laughs> istiyorum. Çünkü çok büyük haksızlıkmış. Bu arkada. arada şu an kaç Ayta Sözleri röportajı? 3 milyon. Ya. Ee, öyle değil. O zaman herkes YouTube'da sadece Z kuşağının olduğunu düşünüyordu ama YouTube'da sadece Z kuşağı. Abi yok. ne alakası var? Ben 40 yaşındayım. Ben televizyon seyretmiyorum ya. Ben sadece YouTube seyrediyorum. Yani televizyon programlarında yakalayacaksan yüz Ne alakası var Z kuşağı? Ben o Z kuşağı tartışmasında aslında bir istersen öyle onunla başlayalım. Biraz Türkiye'de saçmaladığını düşünüyorum. Sanki Z kuşağı diye bir canlı türü geldi bir yerden dünyaya. Her şeyi onlar yönetiyor. Acayip büyük dahiler hepsi. Hiç alakası yok. Ben çalışıyorum. Çok yetenekli. Acayip kabiliyetli kardeşlerimiz de var. Hani dergide, radyoda, televizyonda çalışıyorum. Fakat yani da var. Ama hayır, o, o tartışma şuradan çıkıyor. Z kuşağının ilk defa önümüzdeki genel seçimlerde oy kullanacak evet. olmasından çıkıyor. Orada da ne olacak bilmiyoruz da. Tartışma ama tabii ki bilmiyoruz ama tartışmanın çıkma meselesi oradan. Yani ama şunu biliyorum. Mesela Mika Can Roğun röportajım var benim. Z kuşağının tillahı. Hmm. Mesela ben iletişim kurmakta çok zorlandım. O hangisiydi? Bak ben onu kaçırdım. Bil bakayım şunu. Çok zorlandım. İletişim kurmakta çok zorlandım. Çünkü başka bir dil kullanıyor, çok hızlı düşünüyor. O şey değil, değil mi? Bu Ken. Ken'e benzeyen Yok, çocuk değil. Yok, e. e, o Sametli Çina. Çok zorlandım. O çok zorlandım mesela ha, tamam, iletişim tamam. kurmakta. E, bir Z kuşağı gerçeği var. E, çok hızlı düşünüyorlar. Çok çabuk canları sıkılıyor. E, ve ilgi alanları senin benim gibi, hani ben Y kuşağıyım, sen muhtemelen X kuşağısındır. Senin benim gibi adamların ilgisi ilgi alanı yine aynı şey değil. Geçenler ne oldu biliyor musun? Futbol konuşuyoruz falan filan. İşte bu kardeşlerimizin olduğu bir grup yani ağırlıklı onlar biz de varız bizim gibi jenerasyon da var. Biri dedi ki ya dedi ben bu futbol meselesine dedi abi şey çok sıkılıyorum dedi maçları seyredemiyorum dedim ki niye futbol sevmiyor olabilirsin yok ya dedi 90 dakika çok uzun değil <laughs> işte <gülüyor> çok acayip bir şey değil mi? Yani. 90 dakika çok uzun geliyor futbol şimdi asıl alfa geliyor ha tabii bir de o var bir de o var. Yani mesela alfa Z'den daha başka bir kuşak. Ama şimdi Arman abi sen med yapımın e, gerçekten en böyle çıkardığı yıldız adamlardan birisin. Pro, kanal D'nin program müdürlüğü yaptın değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Program Genel, müdür müdür. Evet. Genel müdürlüğü yapmışım. Genel müdür yaptın ama programların hepsine de sen bakıyordun evet. o dönem. Yani Kanal D'nin Kanal D olduğu zaman bütün yıldız projeler, fikirler, programlar sen, senin imzanla geçiyordu. Senin şimdi dönüp de YouTube'da program yapıyor olman, bunu oturup 14 dakika mı 17, bunların hesabını yapman... Şu anda yapmıyorum. Sana da garip gelmiyor mu? Hayır yapmıyorum şu anda. Hiçbir hesap yapmıyorum. Y yalan Çünkü, mıymış o yani? Bence yalan. Ha. Bence öyle bir, bir şey yok. Bir tane YouTube yöneticisi birisi, yani şimdi YouTube kanalı açtığında şöyle bir şey var ya, kanalı açıyorsun. Bir tane de YouTube, senin kanalını yöneten başka bir şirket var. Evet bu şirketlerin uydurmaları kendilerine para verilsin önemsensin diye. Böyle hmm. bir şey yok. Sen doğru düzgün bir proje oraya koyarsan içerik iyi ise 90 dakikada seyrediliyor, 50 dakikada seyrediliyor, 60 dakikada seyrediliyor. Çünkü önemli. Çünkü eski Türkiye'nin insanları yani X ve Y kuşağı o kadar sıkılmış ki yeni Türkiye'nin bu televizyon kanallarından onlar gidip YouTube'da ben gibi Fatih Portakal gibi Cüneyt Özdemir gibi Nevşin Mengü gibi İsmail Saymaz gibi insanları bulup seyrediyorlar. Bu mesela bu bence e, Yeni Türkiye'nin kanalları için bir tehdit. Tabii abi biz bu seyrettiğim program muhtemelen televizyondan daha çok YouTube'da seyrediliyor. Öyle oluyor. Haftalardır. Yani, yani hep haftalardır. Öyle. Yani biz ertesi gün muhakkak ya trendde oluyoruz ya bir şeyde oluyoruz ama esasen televizyonda, televizyonun ben tam ölçümlerini bilmiyorum. Haksızlık da etmeyeyim orada da fena gelmiyordur ama e, esas şeyi, mavrayı ben şeyde görüyorum, YouTube'da Hı, görüyorum. Hep öyle, hep öyle. Ama sen şimdi diyorsun ki ben bu programa başladığımda bu söylenenleri dinleseydim yok Z kuşağı, yok 14 dakika falan bu iş olmazdı. Olmazdı, eminim olmazdı. Dinlemedim ama. Bildiğimi yaptım. Dedim ki ben bunu bilmiyorum, ben bildiğim şey yaparım. Bildiğim şey yapınca da doğru bir şey yapmış oldum. Peki neyini sevdiler sence bu röportaj formatının? Ben mesela sana ilk program Ayta Sözleri değil mi? Hı. Şimdi sen Armağan Çağlayan'sın. İstesen daha büyük selebriti çıkaramaz mısın? Çıkarırsın, öttürürsün hatta. Ama gidip mesela Ayta Hanım'ı çıkardın. Neydi orada düşündüğün şey? Ya yani ilk giriş yapayım kardeşim ne bileyim tanıdığım en ünlü insanı çıkarayım değil de Ayta Sözeri neden? Çünkü e, gör beni biraz da görülmeyen bir tarafı karanlıkta kalan insanların programı. Aa çok güzel. Ee, mesela ben oraya ikinci olarak da Özgür Özel'i çıkarttım. Hı hı. Bunun gerekçesi de şuydu. Türkiye'de canlar e, siyasetçiler çok fazla insani yönlerini, insanları göstermeyi istemediler yıllarca. <laughs> Sert bu tabii. <laughs> Ama istemediler. Bu bu onların tercihiydi. Saygı duymak lazım. Halbuki ama siyaset tam olarak bu değil mi ya? Evet ama işte bilmiyorum niye. Sadece onların gösterdiği insani yön... ...işte atıyorum bir deprem sırasında ziyaret eden siyasetçi. Hmm. işte bir çocuğu seven siyasetçiydi. Ben siyasetçilerin tırnak içinde... ...siyasi magazin tarafını ve insani taraflarını göstermek istedim. Hep amacım buydu. Mesela önce Ayta sonra Özgür Özel... Sonra e, AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, efendim Canan Hanım, böyle Canan giden... Canan Kaftancıoğlu. Bir silsilede program başka bir yere gitti. En samimi hangisi geldi sana? Bütün konuşun siyasetçiler arasında. Ee, Özgür Özel'le çok güzel bir program çektim. Hmm. Çok rahattı. Mesela e, İbrahim Kalın bugün Türkiye'de ikinci ya da üçüncü adam. Bilmiyorum kaçıncı adam. Yani şu an iki deriz. İki rahat mi? deriz. E, Mesela İbrahim Bey röportaja sadece e, bir tane basın danışmanıyla geldi. Ne koruma, Tabii. ne şoför, ne bir şey. Enteresan. Biz burada iki kere konuk ettik. İkisini aynı şekilde bu o da. Yani bir sürü insan ağırladık burada. Yani sadece bakan falan filan değil. Birçok makamdan, siyaset kurumundan. E, gerçekten de İbrahim Kalın buraya da böyle söylediğin gibi bir ya da iki kişi vardı yanında. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu bugün Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideri röportajı sadece kendisi yanında bir kişiyle geldi. Önden çakarlı araç yollamadı. Hatta telefon etti gelmeden önce 15 dakika gecikeceğim lütfen herkes yemeğini yesin. Oradaki arkadaşlar da yemek dağıtın demiş. <laughs> yani Çok bir garip şey şeyler ee, ama hiç ummadığın insanlar da bambaşka geldi. E sen sıkılırsın siyaset konuşmaktan aslında. Ben yani seninle ne zaman siyaset konuşmaya bırak bu sıkıcı sohbetleri dersin ve hani konu başka bir yere ama gider. Ama şimdi ben onlarla siyaset konuşmuyorum ki. Evet tabii. Hiçbir şey siyasetle konuşmuyorum. Konuşmak da istemiyorum. Çünkü gör beni bir hard talk değil. Ee, i̇nsanlar beni e, oraya iktidar tarafından insanlar geldiğinde niye bunu sormuyorsun, niye bunu sormuyorsun diye Twitter'da taciz ediyorlar ama o, o, program bir hard talk değil. O hiç olmadı, hiç de olmayacak. Eğer bir gün hard talk yaparsak onu niye so sormadın diye bana hesap sor. Ama görbeni gör, ben beni, ben gör beni bir hard talk değil. Hiç yani benim hiç so hiçbir şey soracağım bir Yeteri kadar kendimi yiyorum o daya. Sana da böyle bir, <laughs> hiç öyle bir derdim yok yani ki. Daha da ne yapalım bilmiyorum. Senin en etkilendiğin röportaj hangisi şu ana kadar yaptın? Gör beni de. Beni etkileyen. Engin Özkoç. Hmm, bak ben onu da kaçırdım. Mesela çok az seyredildi. Ama bence Engin Bey çok acayip bir hayat hikayesi anlattı. Çok acayip bir hayat hikayesi anlattı. Neydi seni çok vuran? Ya mesela Engin Bey e, Ada Pazarı stadının yanında köfte sattığını anlattı. Çok acayipti. Mesela babasının cenazesine asker olduğu yerden girişini anlattı. Çok acayipti. Aslında bütün kendi hayatını kendi ailesine, kadınları için harcayan bir adam Engin Özkoç. Ama mesela çok karşılık bulmadı. Hmm. Ama seni bu çok etkilemiyor anladığım kadarıyla. Bu da ne güzel. Yani bu programı yapan biri normal der ki ya işte şu vardı tabii 10 milyon seyredildi Candaş diye anlatır. Hani en benim için önemli programda oydu. Sen tam tersini aslında o kadar seyredim yani sen de karşılığında bulan program yapıyorsun. Evet. Ediyorsun. Aynen. Öyle. Demek ki çok severek yapıyorsun bunu yani. Ya işimi severek yapıyorum. Bence başarın Sen de bu işi severek yapıyorsun. Tabii canım. Ya severek yapmasak artık ben 26 yıldır medya sektöründe çalışmışım. Olabilecek en iyi eee... Evet. Mevkilere gelmişim filan. Dönüp keyif almasam dönüp bu işi yapmam. Ama şunu soruyorsan sıkıldın mı? Giderek mesela sıkılmaya başladım. Öyle mi başladım. Neden sıkıldın? Ya şimdi ben ayvalıkta kendime bir hayat kurmaya Ay, gittim. Onu da soracağım ya o ne güzel hayat ya. Yani. yani işte bir köpeğim var, iki kedim var, çok rahat bir hayatım var, çok seviyorum ayvalıkta olmayı. Ayvalıklarla arkadaş oldum. Onlar beni seviyor, ben onları seviyorum. Artık çok rahat sokakta yürüyorum. Kimse beni rahatsız etmiyor. Sen Cunda'da etmiyor. Da değilsin, değil mi? Ayvalık'tasın. Değilim. Ben Cunda... Ayvalıklar bana kızmasın, ben Cunda'yı sevmiyorum. Evet. Tahmin ediyorum ya sevmediğini. e Sevmiyorum yani. Benim öyle bir şeyim var. Cunda'ya gidemeyeceğim artık. Şey, Hülya Hanım da Ayvalık'ta değil mi ya? Hülya Hanım Ayvalık'ta. Komşusunuz. Bugüne kadar hiç görüşmedik Hülya Hanım. Şaka mı yapıyorsun? Niye evet. siz sevmez misiniz birbirinizi? Olur mu? Biz kaç yıl beraber evet. ben Hülya Avşar şov Ama yaptım. Ama abi şimdi aynı yerde Ayvalık dediğin yer küçücük yer bir yani bir tane Armağan Çağlayan bir tane Hülya Avşar var zaten. İkisi de Ayvalık'taysa görüşmeleri lazım hiç, normalde. Hiç karşılaşmadık bugüne kadar. Ee, şimdi Hülya Hanım kırılmasın bunu duyarsa. Açıkçası ben e, buradan ben artık başka bir hayat kuracağım diye oraya gittim. Oraya gidip de eee bildiğim buradan götürdüğüm arkadaşla insanlarla da arkadaşlık etmek çok da istemiyorum açıkçası. <laughs> çok çok sert bu ya. Sert değil. Bunun Hülya Hanım'ın kendisiyle bir ilgisi yok. Gerçekten yok. Ben Hülya Hanım'ı çok severim. Gerçekten çok severim. Hülya Hanım ne zaman geliyor buraya? 25'i. Benim kariyerim 25, 25 burada. Konuğumuz bu soruyu soralım. Ben... Arman Çağlayan sizi sevmiyormuş. Görüşmek Aa, istemiyorum. Sevmiyorum demedim <laughs> Canlar. Çarpıtma. <laughs> Görüşmek istemiyorum. Öyle de demedim. Ya benim kariyerimde çok önemli kilometre taşı taşıdır Hülya Hanım gerçekten çok severim. Gerçekten işinde son derece disiplinli, bana çok şey katmış bir insandır. Ama ha. Şimdi oraya gittim. 3-4 yıl oldu. Şimdi artık hani Hülya hanımla tabii ki görüş görüşebilirim ama ilk zaman ben ayvalıklarla arkadaş olmak istedim. Oldun mu? Oldum. Bir şey soracağım. Ayvalıklarla arkadaşın soracağım ama sen bir şeyden tiksindin değil mi gidip? Yani böyle ye diye gittin yani ayvalığı çok yeterdi. Neden tiksindin? E şimdi Demir kanalı aldı. E, alır almaz ilk beni attılar biliyorsun. Sonra da Birinç. beni. Birinci. Sonra da beni attılar. <laughs> Pardon ya. birinciyim ben. Sen birsin. Ben sen, bilirim. ilk sen misin? İlk beni attılar. İlkim ben. Ee, mesela şimdi insan şey oluyor. Ya hani bu kadar mı kötüydüm ki? Ama aslında onun senin kötülüğünle ilgisi olmadığını sen bir süre sonra anlıyorsun. Ee, Sonra şundan da tiksindim açıkçası. Ben e, ömrümün 20 küsur yılını bir yapım şirketinde geçirdim. E, i̇yi kötü o yapım şirketine de katkılarım oldu. Mesela o yapım şirketinde çalışan hiç kimse beni ya geçmiş olsun, hani hmm. iyi misin... E, ne bileyim bir şeye ihtiyacım var mı? Belki benim param yok. İşten atıldım. Ya bir geçmiş olsun en azından. Geçmiş olsun. Hiç kimse beni aramadı. Evet. Çok kötü hissettim kendimi. Berbat bir şey. Çok berbat hissettim kendimi. Ama hissedersin yani. Ve şey dedim. 26 sene bu arada. Ve şey dedim. Ya ya benim buradan gitmem lazım. Çünkü e, yok yani artık bence geri dönülmez bir noktadayız. O kadar iyi anlıyorum ki. Yani 26 sene gerçekten arkadaşlık kurduğunu zannettiğin bir sürü şey paylaştığın insanların hiçbir tanesi böyle bir durumda geçmiş olsun bile demiyorlar. Ve insan dönüp geriye sorguluyor. lan bu Tabii, nasıl bir 26 senedir? Kendini sorguluyorsun bir kere. Kendini sorguluyorsun yani. Bir de hani o yapım şirketiyle beraber sen de büyümüşsün. Tabii. Yapım şirketinin büyümesine katkı Seni atmışlar Armağan abi? Sordum yani. Öğrendin mi? Sen öğrenmişsindir mutlaka Bir tweet da. yüzünden. Ama tweetin içeriğini söylemeyeceğim. Yok söyleme. Söyleme. Tweet yüzünden. Enteresan. Peki, peki Ayvalıklı hiç duymadığımız bir şey gibi davranıyorum ben de. <gülüyor> <gülüyor> Aa tweet için. Aa değil mi? Aa candaş. <laughs> ayvalıklı anlatsa anlatsana bize biraz. Nasıl bir çevren var orada? Nasıl yaşıyorsun? Bir kere oraya gittiğimde ilk kararım şuydu. İstanbul'dan taşınırken de burayla hiçbir bağlantı bırakmadım. Evimi boşalttım. Hmm. Kiraya verdim. Çünkü biliyorum, biliyordum. E, kış olduğunda ve oraya bir kasvet çöktüğünde ben buradan sıkıldım evime gideyim diyeceğim. Onu yapmayayım diye hemen buradaki evimi boşalttım. Önce kiraya verdim öyle gittim. Ayvalıklarla arkadaş olmayı her zaman tercih ettim. Mesela şunlarla da arkadaş olmadım. İstanbul'dan gelip Ayvalık'a yerleşenlerle de ya, arkadaş olmadım. Bu ne olmadım. ya böyle bir şey. Yok. Sen de onlardan birisin. Onlar da seninle olmazlar o zaman. Olmasın Olmasınlar. <laughs> Çünkü yerel işbirliklerine inanıyorum ben. Ya bu çok <laughs> Vallahi inanıyorum. Ya onlarla arkadaşlığım bana çok şey kattı. Şuraya bir yıldız yapalım Arman Bey. Niye? Böyle devrimci yani. <laughs> yani kombinler falan çıkacak birazdan. Ama bana çok şey öğrettiler. Ayvalık'ta ya, yaşamayı tabii. öğrendim. Nerede yemek yenir öğrendim. Nerede öğlen yemeği yenir öğrendim. Ayvalık, ayvalıkça konuşmaya biliyorum artık. Lütfen ya ayvalıkça diye bir dil var. Şimdi şey peki İstanbul'dan gelip Ayvalık'a yerleşenler böyle kalabalık bir ekip mi bu? Çok büyük bir ha, ekip. bir de o var demek ki artık. Bir güruh. Çok büyük bir ekip. Ve bunlar sen yaşlarda insanlar mı yani genelde? Ben yaşlarda var, benden büyükler var. Var yani. çok... Ha ne büyük. bileyim çok yaşlı artık şeyin... Hayır hayır. Değil anladığım hayır, hayır. kadarıyla. Hayır. hayır. Yazarlar var. Mesela Pınar Kür de Ayvalık'ta yaşıyor. Öyle mi? Tabii Bilmiyorum. ki Pınar Hanım da Ayvalık'ta yaşıyor. İlber Hoca yaşıyor. arada gidip geliyor benim bildiğim ama o da arada gidip geliyor. Yazın. İlber Hoca Cunda'da yaşıyor. Cunda'da evet. O Cunda'da. Orayı saymıyor musun Ayvalık'ta. E, Ayvalıklarla Cundalılar birbirinden çok hoşlanmıyorlar. Ciddi mi diyorsun evet. ya? Ya bu Türkiye'de Ay nedir bu iş abi ya? Ayvalıklılar Cundalılara adalı diyorlar. Oo e, Cundalılar da Ayvalıkları köylü diyorlar. Ya, çok <laughs> Ama bu her yerde vardı. Mesela Trabzonlarla Rizeliler de biliyorsun birbirlerine. Karşıyakalılarla İzmir'ler İzmirliler de pek hoşlanmazlar birbirlerinden. Karslılarla Ardahanlılar. Böyle bütün seriyi geçeriz herhalde ya. Yani. Evet, Biz öyle. galiba birbirimizi pek sevmiyoruz. <laughs> yani buradan bu sonucu çıkarabilir miyiz? Abi? <gülüyor> galiba. <gülüyor> yakın insan. E bir de yakın e, komşu kentlerin futbol takımları da birbirleriyle büyük rakiptir ya. Tabii. Ve yani böyle can siperhane rakiptir yani. E, şimdi dönelim şeye. E, bu senin buradan gitme sebebin burada abi yok bu iş olmuyor artık dedin gittin oraya e şimdi çalışma isteği yeniden yani youtube'da bir şeyler yapayım nereden geldi şey anlıyorum ya artık medyada zaten bize yer yok yani bunu artık yani şey olmak değil bir ara biz seninle şey konuşuyorduk hatırlıyorsun eski Türkiye diye dergi yapalım evet. diye konuşuyorduk sen o arada çıktın bu işi yapmaya başladın zaten pandemi falan geldi yan oldu ama ben o arayı kaçırdım nasıl karar verdin yani youtube'da röportaj yapayım ama büyük selebritilerdense bilmediğimiz büyük insan hikayeleri yakalayıma nasıl geçti? Şimdi bana bir süre sonra çok fazla e, YouTube kanalı olan insanlardan teklif gelmeye başladı. Hmm. Benim kanalımda gel bilmem yap. Ben dedim ki ya arkadaşlar ben YouTube yaşını geçtim. <laughs> Başka bir yerden daha geldi ya ben YouTube yaşını geçtim. Bir yerden daha geldi benim asistanım var bir tane. Dedim ki. ...ya bunların hepsi yanılıyor olamaz. Bir yerde ben yanılıyorum bir yerde. O zaman aklımda bu görbeni yapmak benim hep vardı. Hmm. Kanal D'de çalışırken de ben yönetimi bu görbeniyi sunmuştum... ...ama böyle bir ağız burun bükmüşlerdi bana. Yine bu konuk formatıyla mı? Evet. Hmm. Demiştim ki her gece dizi bittikten sonra böyle bir seri yapalım. Hafta içi her gece. Dedim ki bunu ben denemek istiyorum. Bunu deneyelim. deneyelim. Denedik oldu. Bu kadar? Bu kadar. Peki YouTube meselesi bu anlattığın sana bu bahsedilen YouTube'un hep girecektir ve YouTube'la ilgili bir teknik doktrini vardır. Bu sana söylemişler ya işte 14 dakikayı geçmeyecek işte Z kuşağı falan. Ee, o seni birazcık ürkütmedi mi? Yani nasıl 14 dakikayı sığdıracağım Z kuşağı kim neyi merak ediyor? Bunu çözebildin mi bu arada? Yani Z kuşağı kim neyi seviyor anladın mı? O dönem ona çok kafa yormadım ama şuna, şunu yaptım. Ee Ayta Hanım'ı çağırdığımızda aman bu kısa olsun paniği var mesela. Hmm. O şimdi dönüp o videoyu seyredimde yü diyorum ya. P bunu mu sordu sonra, yani sonra? Ne güzel röportajdı o ya. Ama kısacık. Çok kısa diyorum işte o yüzden yazık yani. Yazık. E, mesela o, o o röportajda çok az e, nasıl söyleyeyim? Z kuşağının ilgisini çekecek diye pat bir soruya giriyorum. Aman aman hemen konuda iyisin şimdi bunların ilgisi dağılacak diye yeni, yeni bir şey açıyorum mesela. Çok saçmaymış. Sonra zaman içinde rahatladım. Hmm, biraz da tabii şey de gelince. Seyirci, güven evet. Seyirci de gelince. Güven de gelince o çok önemli. Ee, tam ya bu iş patladı bu iş oldu. E vardır ya sizin televizyoncu dediler bu iş patladı oldu bu iş diye. Senin işinin patladığına ne zaman kanal ettin? Çatlak etin? şu an Zellinci yediğim zaman. Öf. o da <laughs> çok güzel röportajdı ama ne dayak yedin sen orada. Çok. Ya? Çok yani el uzatasım geldi ama öyle bir ateş vardı ki ya bizim ateş bize yetiyor <laughs> diye yani o benzer bir daya sen değil ama popstar da yedi değil mi bayhandan dolayı yıllar önce yedi ama o zaman sosyal medya yoktu evet. o zaman köşe yazarlarından yedi hmm, şey demişlerdi yanlış mı hatırlıyorum e, bu adam hapse girmiş çıkmış falan bunu evet. nasıl şarkı evet, söylettiriyorsunuz evet, evet. falan ama hani o, o dönemde şimdi de e, bir yarışmaya gelenin başvuranın gbd'sine bakmıyoruz ki Şanzel'in de GBT'sine bakmadım ben. Onu bir hatırlatsana. Milyonlarca insan... yani ...benden çok insan seyretmiştir yani muhakkak da... ...bir hatırlatsana. Çatlak Şanzel'de şimdi, ne oldu? Ne dayak yedi Şimdi şöyle... E, ...Şanzel Hanım'ı ben... ...Vatan TV'de seyrediyordum. o Garip bir kadın <laughs> çok, güzel. O, çok garip. Benim ilgimi çekiyordu. Sonra arkadaşlar dedim ki... ...bu kadını bulun. Ben bu kadını gör beni de ağırlamak istiyorum. Kadın geldi. Gör beni de ağırladık. Röportajın başında... Bir doktoru öldürdüğünden söz etti. Evet. Röportaj ilerledi. Bir süre sonra şöyle bir cümle kurdu. Ee, cezaevine girip çıkmak bana alışkanlık yapmıştı zaten. Hmm. Ben de bilmem ne dedi. Ben de cezaevine girmek alışkanlık yapmıştı. Sözüne güldüm. Evet. Vay sen bir doktoru öldürene doktoru öldürdün diye güldüğüne döndü mevzu. Hmm. Ben onun doktoru öldürdü demesine gülmedim. Cezaevine girip çıkmak bana alışkanlık yaptı cümlesine güldüm. Evet güldüm. Zaten bunun yanlış olduğunu ya da doktor öldürdüğünde gülseydim ben bunu zaten montajca keser atardım. Salak mısın? Benim zaten yani ya böyle bir şey bir 26 yıllık televizyoncu olarak kafam bu kadar çalışıyor. Tabii yani. Müsaade edildi. Sonra o şeye döndü. Vay bu bir katil bu programa nasıl çıkara döndü. Hala bugün aynı yerdeyim. Şuradayım. Bir katil cezasını çektikten sonra. Onu yargılamak bana düşmez. Devlet ona bir ceza vermiş. O cezasını girmiş, çekmişse her yere çıkar. Bana düşmez. Bir katil cezasını çektikten sonra hala onu bütün toplum olarak yargılayacaksak... ...çok tehlikeli bir yere gideriz. Çünkü cezayı verecek olan toplum değil. Cezayı verecek olan devlet. Bir Me sistem. Mehmet Ali İbran Ağaca'yla cezaevinde röportaj yaptı. Ağaca katil. Yani... Ee, yani gazetecilik açısından bir şey değil ama Türkiye'de birazcık galiba o dayağı senin yeme sebebin e, eleştirel muhalif bir duruşunun da olması ya. O da biraz e, dayak atanları şey yapan motive eden bir şey. Çünkü sen bir duruşu olan bir isimsin. Yani hayata karşı bugün de yazmışsın mesela sosyal medyada Twitter hesabında özellikle eleştiriyorsun. İşte aşıyı eleştiriyorsun, işte bu yasakları eleştiriyorsun, birçok şey eleştiriyorsun. Evet ama bu ülkede yaşamak için eleştiriye ihtiyaç var. Tabii canım ben aynı fikirdeyim yani. Yani şimdi bir gece kalkıyorsunuz aşılar Haziran ayı diyorsunuz. Ben aşı hesabıma bakıyorum. 18 Mayıs'ta aşı olacağım iptal olmuş. Sabah kalkıyorum randevum geri gelmiş. Şimdi bu bana doğru gelmiyor açıkçası. Yani ama ben dün gece başka bir plan kurdum belki kendime. Ya da bugünkü yasa ben hiç anlamadım canlar. Ne ne? İki tane gerekçesi varmış. Senin yüzünden ben de yandım. Ya. <laughs> ya sen yazınca baktım gerçekten yasak mı acaba diye bayağı peşine düştüm. Bunlar yasak mı diye yazdım. İki tane gerekçesi varmış. Bir tane gerekçesi haksız rekabeti önlemekmiş. İkinci gerekçesi de insanlar e, onları almak için markete gidip kalabalık yaratmasınlarmış. Bilmiyorum ama bir garip yani. Ya şüphesiz canım. Ayrıca bu eleştirinin zararı yok. Faydası vardır sağlıklı eleştirinin. Her Bence zaman de. daha iyi yönetmek adına. Ee, bu ile, e, bu 90'lardaki Bayhan linçiyle Ayta Sözer'i linçini bir karşılaştırır mısın? Hangisi? Çatlak Hangisi? E, Çok özür dilerim. Çatlak Şanzel linçini. Yep, o Bayhan linci çok bana dokunmadı. Değil mi? Tabii. Bayhan lincini en çok Deniz Seki yedi. Hem de nasıl yedi? Ee, o, o bana... O, çok Çünkü ben orada şunu söyledim. Bir insanın... E, Sabıkalı olması Popstar olmasına engel bir durum değil dedim. O, o çok bana dokunabilinç değil. Programa da çok dokunmadı. Hatta e, Bayhan'ın e, bir insanı işte taksirle öldürdüğü ortaya çıktığında ben sandım ki hiç kimse bizi seyretmeyecek. Çünkü o zaman, Candaşçım böyle deneyimler yok ülkede. Bilmiyoruz yani. O gün yayına gittik. Yayın yaptığımız yerin kapısının önünde içeri girmek isteyen insanlar dolu. Bak dolu. Yeditepe Üniversitesi'nde yayın yapıyoruz. İnsanlar kapıları böyle şey, e, omuz atıyorlar. Bütün kapılar bacalar indi. Üniversitenin mütevelli heyeti aşağıya geldi. Bu kapılar bacalar iniyor. Bunları içeri alamıyorsunuz bilmem ne diye e, bizim o zamanki şirketin patronu ...mütevelli heyet başkanıyla tartıştı. Bizi de o yayından sonra... ...üniversiteye attılar. Biz yani. sonra Marmara Üniversitesi'nin... ...tepedeki kampüsüne gittik. Öyle bir kalabalık vardı. İşe yaradı yani. Yaramış. yaramış Çünkü ben ilk defa o gün... ...popstarın bir reality show olduğunu fark ettim. Çok güzel. Mesela ondan önce popstarın... ...bir şarkı yaşması olduğunu zannediyordum. Ama o gün fark ettim ki... ...hayır bu bir şarkı yaşması değil... İnsanlar insan hikayesini seyrediyorlar o programda. Bir reality show seyrediyorlar. Görbeni de, de biraz öyle değil mi? E Tam de bir insan hikayesi seyrediyoruz. Tabii. tabii. Görbeni de öyle. Be, yani popstar konuşurken şey soracağım. Yetenek falan yapıldı ondan sonra. Sonra o da bitti. O niye olmuyor olmadı daha sonra bu format? Yani birini çıkıp şarkı söyleme formatı ve ya bir çok, star yaratma meselesi. Çok yapıldı. Çok oldu. Bir de artık yarışmacı yok. Hmm. Bence bütün ülkede şarkı söyleyen herkes tükendi bitti. Bir, bir, durmak, bir dinlenmek lazım. Popstar'dan çıkan ya da yetenek çıkan böyle bir çok acayip bir yıldız da olmadı galiba. Yani... Niye canım yetenek Şafak Sezer çıktı? Yetenek Şafak, Se Şafak Sezer şeyden çıktı ya. İner misin, İner misin çıkar, çıkar mısın? Evet, evet başka. Ya. Bir tane daha söyler misin? Ne? Kim? Doğu, Doğu kim? Nereden çıktı o? Yetenek çıktı. Yani mi? işte yani. E, o sesten İrem Derici çıktı. Tamam. Geri alıyorum soruyu. E, X Faktör'den İlyas Yalçın çıktı. Bende yok o mesela ama yok. A yani, incirler biraz... olana kadar. E tamam da incirler olana kadar işte yani ondan sonra. Hala de... adamın videosunu koyuyorsun 16 milyon seyrediliyor be. Bana böyle milyonlarla gelmiyor. <laughs> Biz seyredilmiyoruz 16 milyon diye böyle ağzımıza, ağzımıza vurmayın 16 milyonları. Tamam yok ben benim hatam. İkna oldum geri alıyorum soruyu. Ee, ama böyle bir şeyden mi diyorsun sen gerçekten? Artık öyle, o kadar yetenekli insan yok Türkiye'de mi diyorsun? Bitti Çok bu kadar. Tükendi. Türkiye dediğim yer 80 milyon. Zaten bence 5 milyon yarışmaya katıldı. <gülüyor> <gülüyor> seçmene girdi yani. Bak Popstar, star, e, Akademi Türkiye, Popstar Alaturka 4'tür e, sonra O Ses Türkiye. Zaten 5 milyon insan girdi bence seçmelere. Bir durup dinlenmek lazım yenileri gelsin diye. Türkiye o kadar yetenekli insan olduğu mu ülke mi sence? Bence değil. Hmm. Bence değil. Türkiye'de kız tavlamak için gitar öğrenmiş insanlarda çok güzel şarkı söylediğini zannediyorlar. Ama öyle değil dünya. Bir dönem çalışıyordu bu ama. Ben hiç öğrenmedim ama yani bir dönem değil mi? 90'larda gitar öğrenmenin erkeklerde bir sempatik tabii bir şey canım, vardı yani. Büyük, Etkisi vardı yani büyük. ama sonra tabii mahvoldu gitti yani. E, ee, popstarı özlüyor musun peki o zamanları? O zamanın böyle bir kendince bir tatlı bir saflığı da vardı değil mi? İlk popstar en saf popstardı. O ne zamandı? 2003. Hmm. Çünkü ne jüri üyeleri ne yarışmacılar başlarına ne geleceğini bilmiyorlar. Kimdi jüri üyeleri hatırlatır mısın? Ben, Ahmet San, Deniz Seki, Ercan Sağacı. Sonra Deniz Seki jüriyi terk etti yerine Zerrin Özer geldi. Hmm. Ee, bir de bu jüriyi reddedenler var. Can ya Cerdaşçı. evet ya. <laughs> ee, bir tanesi Yonca Evcimik'tir. Aa. Tabii. İlk Deniz Seki yerine Yonca Evcimik'e ye teklif gitti. Yonca Evcimik bu programdan bir şey olmaz diye jüriye sorma reddetti. Ve o program yıllarca aldı götürtü. Evet, evet. Yani. reddetti. Yonca Evcimik mesela reddedenlerden bir tanesidir. Sonra Nazan Öncel'e teklif gitti. Nazan Hanım reddetti. Sonra e, Şahin Nazar Yonca Evcimik'in de e, plak şirketiydi. Deniz Seki'yi önerdi bize. Biz de dedik ki peki Deniz Seki olsun. Deniz Seki geldi jüriye. Müthiş. Ay, dadı da var böyle hikaye. Dadı ilk kez Hülya Avşar'a teklif edildi. Gülben'in dadı. Evet. Hmm. Hülya Hanım bir sitcomun ve komedinin Türkiye'de olmayacağını düşünüp reddetti. Aşkın Nur Yenge'ye teklif Böyle söyledin teklif... böyle? Evet evet. Hmm. Aşkın Nur Yenge'ye teklif ettik. Aşkın Nur Yenge o zaman olacak o kadar da oynuyordu. E, olacak o kadardan daha iyi bir program olmaz o deyip reddetti. Zuhal Olcay reddetti. Sonra Gülben Hanım'a gitti. Gülben kabul etti. Gülben de dadıymış ama ya. Değil yani mi? Değil mi? Yani <laughs> yani gerçekten. Bence Hülya Avşar olurdu. Olurdu tabii canım. Çok yani, güzel olurdu. Olurdu. Hülya Hanım gelince soralım bunu. Niye reddettiniz diye. <laughs> Pişman mısınız? Hatırlamayabilir. O da söyler direkt pişmanım diye. Hatırlamayabilir. Öyle mi? Ama çok konuşuldu. Ee, de en sıkıldığın konu kimdi? Öf geçmedi bu diye. Ay bunu bana söyletme. Öyle mi? Yani şimdi... Sıkıldın değil mi? Biraz yumuşatayım ben onu. Hani en böyle zor geçti dediğin diyeyim yani zaman geçmek bilmedi dediğin. Yayınlananlar da ama yayınlanmayanlar. Yayınlanmayanlardan, Yayınlanmayanlardan <laughs> da söyleyebilirsin. Şey veririz. Değil mi? spoiler vermiş oluruz ya. <laughs> Şimdi sen bugün çekim yaptın değil mi? Evet. Bugün kimleri çektin mesela? Biz çok e, stoplu çalışıyoruz. Bunun gerekçesi de benim böyle bir şey tercih etmem. Çünkü çok stoklu çalışınca puzzle gibi istediğin gibi oynayabiliyorsun. Evet. Elinde çok malzeme olunca ha bu şimdi gündem oldu pat onu çıkartıyorsun. Ya yani şimdi bunun doğru zamanı pat onu çıkartıyorsun. Çok güzel. O yüzden çünkü biz çok stoklu gidiyoruz. E, böyle, sıkıldın demeyeceğim de böyle hani zor geçti kim? Ya da hani ben daha şey bir hikaye beklerdim. Çarpıcı bir şey beklerdim. Öyle çıkmadı dediğin kim daha? O çok var öyle. Kim mesela? Bir, bir iki tane söylesene. Ya bu başka bir hikaye bekliyordum dediğin mesela. O Ken mesela Ken'in hikayesi var ya o çocuk çok enteresandı yani. Samet Lichina. Samet, Samet evet Samet. Samet'ten başka bir hikaye çıktı. Mesela hmm. bir de öyleleri var. Hiç beklemediğim bir şey cörtlüyor bir yerden. Mesela Mahir Ünal'ın bu kadar az seyredilmesi beni şaşırttı. Hmm. Siyasetçiler diyeceğim ama siyasetçileri nasıl reytingleri? Yani Mahir Bey'e özel bir şey mi o yoksa? Ee, mesela İbrahim Kalın ne kadar seyredildi? 1 milyon 200 bin. İyi. Ee, Meral Hanım 1 milyonu geçti. Ee, Ekran Bey 1 milyonu geçti. Ee, Tuğç var elimizde şimdi yakında yayınlanacak. Evet. Mesela bize gelmeyen Mansur Yavaş var. Reddetti bizi. Aa. Evet. Reddetmesi enteresan. Evet. Ya reddetmemişti de belki daha ileri çünkü ben bir sene uğraştım buraya çıkarmak için Mansur Başkanı. Mansur Bey e, gör beni reddetme sebebi şu dedi ki e, böyle konuşulmak istemiyorum işimle konuşulmak istiyorum. Ha sen İnsan hikayesi çıkardığın için sen şeyi sormayacaksın tabii. Ankara'da asfaltı evet. falan sormayacaksın. Ben de dedi işimle konuşuyorum. Benim için çok anlaşılır. Tabii, tabii. Bir de bizi kim reddetti? E, komünist başkan. Şey e, Dersin Belediye Başkanı. Evet. E, gerçekten mi? Valla. O niye reddetti? E, bir, öyle, herhalde aynı gerekçelerle. Biz seninle beraber Sağlık Bakanı'nı çıkarmaya çalışıyoruz. Sen de durum ne bak bendekini söyleyeceğim ben biraz daha... <laughs> Bence Fahrettin Bey hiçbir zaman görmeniye çıkmayacak. Öyle mi? Ben bence. umutluyum ya. Ben umutluyum ama yani çok da umutlu değilim yani. En son bir telefonla konuştuk çünkü biraz soğuk konuştu böyle Sayın Bakan. Biraz yazdığımız, çizdiğimize muhtemelen. Ama Allah var bilgi verdi, sorduğumuz sorulara cevap verdi ama ben çok çıkarabileceğim ben de zannetmiyorum. Ben e, fikrinizi değiştirirseniz Sayın Bakan memnuniyetle burada <laughs> beklerim. Bakın gör beni de vazgeçmiş. Yani kaldık şurada 2-3 program. Bize çıkarsanız en azından. <laughs> e, peki senin böyle şimdi kafanda çok gör beni... Ya. Muhakkak gelsin istediğin, hikayesini çok merak ettiğin kim var? Ya tabii ki mesela ee, Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı çıksın isterim açıkçası. İstiyor çıksın. musun? İsterim tabii, niye isterim? Ama, Ama hiç girişimde bulundum mu dersen bulunmadım. Hmm. Ama şunu düşünüyorum, seçime yakın bir dönemde çıkabilir diye düşünüyorum. Ama yine orada da bir sürü şey olacak tabii. Onu sordun, bunu niye sormadın, buna niye bir şey söyledin, buna niye söylemedin falan olacak. Ya Görbe'nin konsepti belli. Hiç kimsenin... Twitter kapatırsın sen artık ondan sonra. Seni etkiliyor <laughs> değil mi? Ben fark ediyorum. Sen, o linçler şey oluyor biraz. Seni bir geri çekiyor Twitter'da. Yani bir şey yazasın gelmiyor senin ondan sonra. Sosyal medyayla arama mesafe giriyor Candaş. Girdi değil mi? Giriyor. O şeyden sonra, e, Şanzel'den sonra bir girdi belli. Girdi girdi. şu hala, hala öyle şu an. Ama sen onlardan çok etkilenecek biri de değilsin. Yani bunların... Babasını ya, yaşadığı zamanda. Zamanında ben... Uğraşmak mı istemiyorsun? Zalim ben? adam armağan ağladı diye abi, manşet olmuş abi, adamım yani. Abi. ...hani Türkiye'nin en büyük gazetelerine. Bir de aynı anda... ...o zaman da varmış iki gazete aynı manşeti atmıştı. Tesadüf. <laughs> <Ya> bak <laughs> tesadüf ya. Allah Allah. <laughs> şimdi hiç olmuyor öyle şeyler. O zaman da varmış. Ee, o zaman çok etkilenmiyordum ama şimdi... ...şeyden çok etkileniyorum galiba. Bir yaşlandım. İki... ...senin orada... Kendini savunma şansın var ve şunu biliyorsun ya ya öyle olmadıklarını bilmedikleri bildikleri halde yazıyorlar. Tabii tabii. Öyle olmadıklarını öyle olmadığını biliyorlar ama ona rağmen yazıyorlar. Bugün ya bugün mü dün mü? Ee, bir, bir, birisiyle ilgili galiba hükümetten birisiyle ilgili bir şey yazdım. Altına yazmış. İki hafta sonra gör beni. ...aa şey aile bakanıyla babanıyla. Hmm görevden alınan. Evet. Hayır. Yeni Aile Bakanı'na ilgili. Altına yazmış. İki hafta sonra gör beni çıkartır ağlatırsın. Ne bu? Hmm. Çıkartır mısın? Ya bir şey söyleyeceğim. Türkiye'deki her insan görbeninin konuğu. Her insan. Tabii ki bir bakan da görbeni konuğu. Niye çıkartmayayım? Ya orası siyasetin konuşulduğu bir yer değil. Değil. Hiç de olmayacak. Ha bir gün bir hard talk yaparsam evet o zaman bunları tartışalım. Ama orası siyaset konuşulan bir alan değil. Ben hiç kimseye siz de niye bilmem ne yaptınız diye sormuyorum ki zaten. O programın formatında bir yargılamak yok zaten. Aksine evet. yargılamak üzerine kurulmuş bir format o. Demek ki Türkiye'de böyle işlerinde çok fazla takip edeni var. Yani ille bir yere çıkarıp da insanları pataküte dövüp abuk subuk böyle sıkıştırıp e, yargılayıp senin biraz önce söylediğin gibi e, seyirci almak diye bir gerçek yok. ya yani Türk televizyonlarda son yıllarda bu ara biraz daha yumuşadı diye görüyorum. Ben de sen de bu takip ediyorsundur. Haber kanallarında bir dönem bir şey vardı. Böyle bağırış çağırış furyası vardı. Ve bunun çok izlendiği söyleniyordu. Bence seyirci sıkıldı ondan. Galiba gerçek de bulmuyor pek. Ya bence o furya hani o e, Nagihan Alçı e, şey. Sizin Nagihan'la bir davanız var onu sormuşlar ya. Davamız vardı ama dava düştü. Ha, düştü mü? Hı. O furya dedin. O furya o şey, neydi o senin Antik'teki problem dört bir taraf mıydı? O orayla bitti bence. Hı. O bağırış çağırış furyası. Nagihan Hanım'la Nazlı Ilıcak birbirine giriyordu. Kadir Bey hmm. onunla birbirine giriyordu. O furya orada bitti bence. Şeyleri YouTube'daki yorumlar senin istikametini belirliyor mu? Bazen bakıyorum. Yani daha doğrusu ben her yorumu okuyorum. Okumaya çalışıyorum. Ee, mesela bak burası yeri. Burada söyleyeyim. Hı hı. Müge Anlı gelmiyor. Yazmayın. Rica edeyim yani. Yıldız Silbe yakın arkadaşım ama gelmiyor Müge, yazmayın. Müge Anlı çok enteresan ben anlamadım yani Müge Anlı ben şahsını aradım telefonla mesaj attım son derece her zaman gibi böyle kibar zahmetim cevap bile vermedi yani. Ben herhalde bana gıcık oluyor diye düşündüm ama. Hayır gelmiyor. Enteresan. Ya Müge Hanım bugüne kadar hiçbir talk show'a çıkmadı. O da bir prensip kararı herhalde. Ya bir şey soracağım şimdi öyle bir program yapan insan olarak durduğu yer doğru da olabilir. Tabii olabilir canım. Buna, buna biz karar veremeyiz. Bir insanın kendi kararı bir şova çıkıp ya da çıkmamak. Yıldız Hanım gelmiyor. Hmm. Gelmiyor. Benim yakın arkadaşım. Telefonla konuşuyoruz. Gelmiyor. Bana diyor ki telefonda yapalım gör beni. Yani. <laughs> Nasıl olacak bir şey? yani gelmiyor. Harman Mesela abi. öyle insanlar Şener Şen. Ya sen Şener şimdi bugüne kadar hangi talk show'da gördüğünde bu, bu... Bu kanala çıkmasını bekliyorsun mesela. E, ee, aramız mı var? Araya gidelim. Arada sonra bir şey söyleyeceksin. Ondan sonra. Yok hayır bir şey söyle. Araya gidiyoruz. Arada çok kısa bir ara, değil mi? Aradan hemen sonra devam edeceğiz. Alex mi daha büyük topçu Hacı mı? Hacı asker bir oyuncuydu. Ben birazcık da o tarz oyuncuları seviyordum. Maç kazandırır yıldız oyuncu. Maç kazandırmayan adama Yıldız Donku diyemez. Beşiktaş'ta maç kazandıracak oyuncu var mı hocam? Var. Bekliyoruz biz de kazandırsınlar. <laughs> çağdaş eğitim seviyesi. Herkes böyle tatlıyor. Abi çağdaş eğitim seviyesi ne? Ne ki? Ne o yani? Mesela şöyle mi oluyor? Biri geliyor, inledim bakanı. Çağdaş yapmayalım bunu mu? Mutfakta adam dövmüşünüz var mı mesela? Ben mutfakta hiç adam dövmedim. Ama dö yani konuştuğum kelimelerle dövmekten beter ederim. <laughs> Keşke dövseydi dersin sana. <laughs> Keşke dövseydi dersin. <laughs> bir belediye başkanı Türkiye'de resimlerinin asılmasını genelgeyle yasakladı mı? Yasakladım. Orası benim iş yerim, dükkanım falan değil ki niye assın benim fotoğrafımı? Şu hayatta tek kazancımız kesin olmak. Yoksa hiçbir şey yapam, hiçbir şey iyi yapamayız. Tekerleği bulan adam bir anlamda sayısalcı. Diyor ki ben bunun köşelerini alırsam diyor, böyle gider diyor. Öbürü de diyor ki nereye gidiyorsun ya tekerlekle? Oraya gidersen başına türlü türlü şeyler gelir. Bu sözelci işte. Çok... O zaman manyağın bir canını sıkar senin oyunda. Şey Alırım böyle. saniye ben de onun canını sıkarım. <laughs> Osun Paşa'daki hamam sahnesini niye sansürlükler ya? Ben Her şeyi sahibim... şey tabi Rütük yapıyor yani. Onu da Rütük yapmıştır emin ol. Emin ol. Ya, Rütük yapar mı yani? Rütük'ün haberi bile yoktur onlar. <laughs> Kanal İstanbul projesi de bizim boğazımızı kurtarma projesidir, özgürlük projesidir. Buradaki vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alma projesidir. Tokat. Ay nasıldı sana? Ha, evet. <laughs> o kadar iyiydi ya ki. Sen dedim benim tokatımı al. Ben dedim çok sert yapmayayım yani. Tamam dedi ama ayarlayamadığım bir şey vardı. Bu diye suratı vurdu. küçücük evet. benim elimde. Kay yani şey, kürek gibiymiş meğer. Bu kızın küçücük yüzüne benim el bir otur. <laughs> o kadar iyiydi Ay. ki. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğumuz Armağan Çağlayan. Ayvalık'ta nasıl bir hayatım var diye sordum. Ben onu kesmişim. İzleyiciler uyarıyorlar. Ne güzel anlatıyordu adam. Kestim <laughs> diye özür dilerim. Kesmişim buyurun. Yok be. Ya, Ayvalık'ta güzel bir hayatım var ya. S sakin. Ee, bu yıl iki tane üniversite mezunu olacağım Ayvalık sayesinde. Bir sosyoloji bitireceğim. Ee, bir de aşçılık bitireceğim. Ee, şimdi seneye hangi okulu okuyayım diye bakıyorum. Çünkü kışın bir şeyle meşgul olunca vakit çabuk geçiyor. Spora gidiyorum. Valla ben hiç sıkılmıyorum Candaş Mesela bana herkes gitmeden önce dedi ki, gideceksin. Oradan üç ay sonra geri döneceksin. Hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmedim. Hiçbir anında. Bak hiçbir anında hiç. O kadar hiç. Ben Ayvalık kışını çok seviyordum çünkü e, Ayvalık lokantalarına gidip çok güzel mezeler yiyip işte oradan oraya oradan oraya geziyordum. Kışları. Bu, bu kış o da olmadı pandemiden ama yine hiç sıkılmadım. Geçiyor vakit bir şekilde. İnsan yeter ki kendini meşgul etsin. E Tunceli'li dostlar buradan mesajlar atıyorlar. Belediye başkanını mutlaka istiyoruz biz. Biz de baskı yap baskı <laughs> Bana yapalım söylemesinler. Baş baskı yapalım. Tunceli Belediye Başkanı çıksın diye Bana baskı yapıyoruz. Bana söylemesinler. Tunceli Vallahi Belediye Başkanı. Vallahi biz aracıyız <laughs> buradan iletiyoruz biz de sayın sayın başkan Armağan Çağlayan'ın programına çıkın lütfen diye. E, biz de buradan Tunceli Belediye Başkanı biz de çağırıyoruz. Lütfen bizim de misafirimiz olun ama önce Armağan abinin hakkı da ona çıksın. Gelmedi mi sana? Yok hayır biz biz Aha. almadık, evet. Bizim de hatamız. Biz de biraz zamanlamayı ayıramamış olabiliriz. Ayarlayamamış olabiliriz. Ben sana geldi zannediyorum. Yok, hayır yok. Ee, kim iş yapar, kim yapmaz artık anlayabiliyorum demişsin. Evet. YouTube'u çözüyorum yavaş yavaş. Kim zaman. iş yapıyor? Bir kere ekstrem karakterler iş yapıyor. Ona çok eminim. Ee, daha uç. Ee, yani gör, insanların görmeye alışık olmadığı. Hmm. Aslında tırnak içinde ötekiler iş yapıyor. Ha. E Türkiye muhafazakar bir ülke değil mi mesela o ötekiler iş yapması biraz tuhaf değil mi? Muhafazakar olmak ötekiyi seyretmemek anlamına gelmiyor? Yok ben zaten muhafazakar olduğumuzda düşünmüyorum da yani hani öyle deniyor ya. Bence hiç e, bence herkes ötekini seyretmekten keyif alıyor. Ona çok eminim. Ama mesela Tabii onlar istisnai konuklar mı diyeceğim bilmiyorum ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu öteki değil ki. Ya da ne bileyim İbrahim ama, Kalın öteki ama bir şey değil. Ama Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu 1 milyon, İbrahim Kalın 1 milyon 200 bin, Mika Canroğ'un 7,5 milyon, <laughs> Murat Öğüç 8 milyon, Selin Ciğerci 7,4 milyon. Ne yaptın abi ya? Evet yani hani böyle bir farktan söz ediyorum. Seni kim seyrediyor Armağan abi YouTube'da sence? Onu görebiliyoruz kırılımlardan. Ama şeyden görüyorsun. Kendi abonelerinde görüyorsundur. Evet. E sen, hep ediyor. abonen seyretmiyordur ki. O dağılım kaç mesela? Yüzde kaç abonen seni seyreden? Ee, o az ya. Ya. Onu diyorum işte. Şu anda kanalın 887 bin abonesi var galiba. Tabii, 8 milyon kişi seyretti diyorsun. Ama şimdi. 8 milyon, 8,5 milyona giden videolar var. Onun bir istatistiği vardır ama. Yani yüzde kaç abone dışı seyrediyor bilmiyor musunuz? Biliyorsun yüzde biliyorum. Kaç? Yüzde kaç? İşte onu ama kırılımda göremezsin. Abone olmayan Yok. nasıl göreceksin? Aboneyi görüyoruz. Abonende ne oranlar? Abonede mesela Türkiye'de hiçbir YouTube kanalında olmayan bir şey var bende. 65 yaş üstü yüzde iki buçuk insan abone bana. Aa çok güzel. Mesela. Mesela hiçbir YouTube kanalında olmazmış bu. Benim... E, Soka sokağa, çıkamıyorlar tabii de. Evet kanal istat istatistikçisi bir arkadaşıma gösterdim. Bana dedi ki... Bu istat istatistikle seni hiç kimse yıkamaz bu kanal dedi. Öyle mi? Çünkü çok e, şey. Hmm. Homojen mi? Şey. Her yaş grubu. Evet, her yaş grubu var. En çok Z mi? En çok X ve Y. Hmm. Z de var ama X ve Y. Kadın erkek? Kadın daha fazla. Kadınlar daha fazla. Şeyi görebiliyor musun mesela çalışan mı ne yani? Onu göremiyoruz. sosyoekonomik düzeyi. Ee, onu çok göremiyoruz. Ama mesela Türkiye'nin neresinde onu görüyoruz. Hmm hangi ülkeden görüyoruz? Mesela Türkiye'den sonra beni Almanya, İngiltere ve Amerika izliyor. Bu eski Türkiye yeni Türkiye meselesini sen de çok kullanıyorsun tabirini. Ee, böyle bir şey var mı sence gerçekten? Yani eski Türkiye ve yeni Türkiye diye bir iki tane ayrı ülke var mı? E var. Var evet. yani. Nedir farkları bunların? E, eski Türkiye'de hukuk ve hukuk kuralları ve anayasa çok önemli bir şeydi. Şimdi öyle değil. Bunu bir hukukçu söylüyor bu arada. Vallahi, <laughs> Benim üstüme kalmasın da. Ama vallahi değil. Yani bir anayasa mahkemesi kararına ağır ceza mahkemesinin direndiği bir zamana geldik. Şimdi bize hukuk fakültesinde öğretilen şey anayasa mahkemesinin kararları kesindir. En üst düzey yargı organı. Başka üstüne yok. E şimdi benim hukuk fakültesinde öğrendiğim ilk birinci sınıfta öğrendiğim şey bu. Anayasa mahkemesi kararları kesindir. E ama şimdi öyle değil. Anayasa mahkemesi kararları kesin değil. Yani Olmaz olur mu? Var tabii. Niye olmasın? Ben daha sosyal bir şey sormuştum ama çok doğru bir tespit tabii. Yani katılmamak... Sosyal değil. olarak ne soruyorsun yani mesela? Yani sosyal olarak eski Türkiye, yeni Türkiye diye iki tane ayrı ülke... ...yani eski Türkiye insanı, yeni Türkiye insanı diye medyasında var mesela. Şimdi bana medyayı sorsan ben sana medyasını anlatırım. Ama senin tabii daha geniş bir şeyin var, e, objektifin var. O objektiften nasıl iki ayrı ülke görüyorsun? Canlar mesela şöyle bir şey var. Televizyon açısından örnek vereyim. Bu örneği hep veriyorum. Mesela... Eski Türkiye'de Hülya Avşar'a Ricky Martin konuk geldiğinde... ...Hülya Hanım Ricky Martin'in poposunu elediğinde biz onu yayınladık. Yeni Türkiye'de onu yayınlamazdım ben yapımcı olarak. Keserdim. Linçten. Değil Keserdim. Mu? Ya linçten değilse Rütük'ten ceza gelirdi zaten. Keserdim yani. Eski Türkiye'de ben Huysuz Virjin'in editörlüğünü yaptım. Ya. Şimdi bugün yeni Türkiye'de Huysuz Virjin'in... Bir dakikasını bile yayınlayamazsın. Bakıyorum bazen dönüp programlara. Abi ne, neler yapıyormuşuz? Neler yapıyormuşuz? Ne şimdi? oluyordu mesela Huysuz Virjin yayınlandığında? Daha ahlakımız mı bozuluyordu? Ne oluyordu? Ben anlamıyorum bunu. Mesela. Vallahi bozulmadı hiç kimsenin ahlakı. Ben Huysuz Virjin seyrettim ve ahlakım bozuldu demedi hiç kimse bana. Biz Huysuz Virjin'de gelen seyircilerin masasına alkollü içecek koyuyorduk. Ve bunu gösteriyorduk. Şimdi bunu yapamıyoruz mesela. E şimdi bu eski Türkiye yeni Türkiye farkı değil mi? Peki, e, özlem var mı yeni eski Türkiye'ye? Gerçekten bunu hissediyor musun? Biraz senin yaptığın işlerde de ilgi oraya özlem mi? Evet, çünkü bugün televizyonda e, 1968 kanalında e, röportaj yapan birçok insanı televizyonda çıkartamazsınız. Kanalın adı niye 1968 diye soruyorlar? Sorayım ben, sormuş olayım. Cevap ver istersen. Bir daha vereyim. Bunu bir daha da söylemeyeyim artık ya. Çünkü Türkiye'de ilk televizyon yayının yapıldığı yıl 1968. O yüzden 1968 kanalın Benim doğum tarihim değil yani. <laughs> Ay, ayvalıklılar mesajlar yaz, gönderiyorlar. Ne diyorlar? Çok güzel şeyler yazıyorlar. Gerçekten ayvalığı yaşadığı yüz ifadesinden belli oluyor diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey söyleyeceğim. Ne? Ee, Mesela ben seviyorum o Ayvalık'ta yaşamayı. Ben seni sıkılmamanı hiç anlayamıyorum gerçekten. Niye can Ne bileyim abi. Ne, yani bana sen Ayvalık'ta zaten bu kadar uzun sürede kalmazsın gibi geliyordu ama bayağı kaldın Ayvalık'la oldu sen yani. Ha, yok gideceğim Ayvalık'tan. Ha öyle mi? Tabii. İstanbul'da değil ama. Nereye? Valla Sinop, Gerze olabilir. Ne diyorsun artık ya? Tabii. Mesela Tunceli'de e, Muzur'un kıyısı olabilir. Geçen e, doğum günü hediyesi benim kardeşim beni Rize'ye götürdü. Eee... Hemşine. Hmm, güzel, Çamlı Çamlıhemşin'e. Mesela Çamlıhemşin şey. olabilir. Şimdi git, Çünkü yakında gidilecek hali kalmayacak böyle devam ederse. Ee, mesela oralar olabilir yani. Niye ne diyor? güzel cennet oralar. Müthiş yerler. Gerçekten böyle planın var mı? Evet ben Türkiye'de başka sosyolojilerde yaşamak istiyorum. Kastamonu'ya bile yerleşebilirim ne güzel bir hayatım var. Ya. Böyle anlatınca çok hoş duruyor. Yani istediğin ya yani ülkenin herhangi bir yerine gidip her an yaşamaya başlıyor. Evet, Ahlat'a gidebilirim mesela. Sen Ayvalık'tan biraz sıkıldın mı acaba? Hayır hayır. Ben şey istiyorum ya. Ömrümün bundan sonraki hayatını Türkiye'nin başka sosyolojilerinde yaşamak istiyorum. Hmm. İstanbul'u yaşadım. Bir kasabada büyüdüm, doğdum. herekede yaşadım. Efendim ne bileyim işte şimdi gittim Kuzey Ege'de yaşadım. Bundan sonra da başka sosyolojilerde başka insanlarla başka kültürler öğrenmek istiyorum. Belki de ayvalık yemeklerini öğrendiğim ayvalık yemeklerini oraya öğretmek istiyorum. Yani bence başka bir hayat öyle bir hayat istiyorum ben ya. Bir yerde oturup bıtır 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 öyle bir şey istemiyorum. Fazla Say mesaj göndermiş çok selam gönderiyor bize. Evet fazla Bey de gelmedi bize. Biz iki hafta önce aldık. Pandemiyi bahane etti ama bence beni sevmiyor. Ben Fazla'da. de çok uğraştım ama fazla sayı. sayı, sayı. <laughs> Yo, bayağı e, şey yazmış yani. Armağan hem armağandır hem çağlayan yazmış. <laughs> Hashtag açmış hem de. <laughs> Sağ olsun. Teşekkür Buradan ederim. Ece Hanım'a da sevgili Fazıl Bey'e de çok selamlarımızı gönderiyoruz. E, ya ben geçenlerde senin şeyi Clubhouse'la ilgili öngörünü gördüm. Ya bayıldım ya. Demişsin ki daha yani yeni çıkmış o zamanlar bu röportajda. Demişsin ki bence bu çok uzun ömürlü olmayacak. Sahiden de lokmacılar gibi olmadı bu. Türkiye'de bir evet. dönem vardı ya böyle bir çıktı her yerde lokmacı hop diye gitti kayboldu. Clubhouse öyle oldu. Niye öyle oldu? E çünkü orada takip edecek bir şey yok. Bir tane insan batır bıtır bıtır konuşuyor. Aksiyon yok. Konuşan bir adam dinliyorsun. Mümkün değil onu yani. Hiçbir şey yok. Seyredeceğin bir şey yok. Takip edeceğin bir şey yok. Bir de orası çok tehlikeli bir yer bence. Mesela ben orada... Ee, bir film yapımcıları falan böyle bir odaya girdim. Bana Huysuzun Seyfi Bey'in filmiyle ilgili sorular sordular. Abi ertesi gün bütün magazin gazetelerinde benim o odada söylediğim şeyler vardı. Ayıp yahu. Yani güveniyorsun insanlara bir şey anlatıyorsun. Meğer orada girip dinleyenlerden bazı arkadaşlar magazin gazetecisiymiş. Ne bileyim ben. Hı ama güzel iş yapmışlar. Helal olsun vallahi. Gazetecilik on numara bence. Hakikaten yani. Sen de konuşma orada. Gazeteci yapacaklar bunu yani. Hayır, biliyor musun? O sanki ortakta mı konuşuyorlar abi? Orası yani. <laughs> Sosyal mecra. Tabii. Ya ben de olsam yapardım haberi. Güzel yakalamışlar. Beni orada şey rahatsız etti ya. Ya böyle herkes çok büyük büyük laflar ederek konuşuyor. Böyle büyük harflerle konuşuyor. Yani hayat o kadar ciddi bir şey değil. Yani böyle acayip acayip ciddi konuşmalar, tartışmalar. Mesela o susuyor öbürü başlıyor konuşmaya. Böyle söz veriyorlar. Ya neden konuşuyorsun mesela? Mesela bu sene bu çay nasıl falan yani? İşte Fener Beşiktaş'ı ne yap? İşte yendi mi yenildi mi falan? Bunlar yani mevzu bu. O kadar ciddiyetle ne bileyim... E, ...sosyal medya bence birazcık da şey değil mi? Hani böyle hafif de eğlenceli olması gereken bir yer ya. Hem hafif eğlenceli olması gereken bir yer... ...hem de... E, ...mesela Instagram'da bir fotoğrafın altında duygunu yazıyorsun. Limon limon. Instagram'da bir fotoğrafın altında duygunu yazıyorsun. Ya orada bir fotoğrafla duygu bütünleşiyor. Twitter'da... Ha. Çok güzel. Twitter'da efendim senin kendi cümlelerinle söylediğin ve söylemeye çalıştığın bir şey var. E, YouTube'da görüntü var. kulak postu bir ses var. Ben ya ne olur hani e, eğlenmek için söylüyorum. Bazen diyordum ki acaba bu konuşanlardan kaç kişi şu anda tuvalette ve buradan konuşuyor? <laughs> yani tek duyabildiğin şey monoton bir ses. O, onun çok yürüme ihtimali yoktu bence. Mesela Türkiye'de o sebeple sesli kitap da zor yürüyor. Ama mesela enteresan biz bu tezi e, yani biz bir radyo açtık bir tane kafa radyo diye. Ulusal radyo her yerde çekiyoruz. Deli gibi bir şeyi var tesiri var. Gerçi tabi Nihat Sırdarlar falan yayın yapıyor. Yani o işin A hani amacan. Clubhouse gibi sarı çizgi böyle Mehmet oturup bize şey yapmıyor. Ders vermiyor. Bir de şimdi fikir dinleyeceğim de hani. Kimin fikri? Kimin fikrini dinleyeceğim. Yani Nihat Sırdar, Sırdar eğlenceli bir abimiz yani niye onu dinlemeyeyim bir şarkı çalacak bir şey olacak bir geyik olacak onu dinlerim Tabii, evet. o ayrı bir şey e, Twitter'da bir de şey çok enteresan değil mi bu insanlar aslında senin tam olarak ne söylediğini çok merak etmiyorlar yani kafalarında bir şey var onu söylemeni bekliyorlar onu söylemesen de onu söylemişsin muamelesi yapıyor sana bir saatten sonra yani ona benzer bir şey de sorsan hop tamam kabul edip diye bir linç başlıyor tabi ya da beklediği şeyi söylemezsen niye söylemedin diye linç başlıyor. Bu bir şey değil mi ya? Psikiyatrik bir patoloji değil mi aslında? Yani belki de sosyolojik yani aynı zamanda. Ya yani insanları sürekli bir böyle yok etme çabası. Yani bu yani ilkel toplumların eğilimidir linç neticede. Bizde bu kadar hortlaması. Ben mesela dünya Twitter trendlerini de arada bakıyorum, takip ediyorum en azından İngilizce anlayabildiğim ülkeleri. Böyle bir şey yok yani. Türkiye'de acaba konvansiyonel medyanın çöküşü mü biraz Twitter'ı böyle bayağı bir baskın bir şey mecra haline getirdi. Bence insanların içindeki nefreti kustukları yer haline döndü Twitter. Ne yazsan niç yiyorsun. Çok acayip. Ne yazsan. Geçen Sezen Aksu söyledi bunu ya. Ülkedeki bütün nefretin tek çıkış yeri dedi. Evet. Çok acayip. Çok acayip yani. Bütün herkes oraya e, nefret kusmaya gelmiş gibi. Çok acayip. Armağan abi bu çok milyonlarca seyredilen her bölümü görbenin başka şeyler de var orada ben onlara henüz bakamadım böyle bir bir çapraz program var. Karşılıklı, o o. He, farklı o fikirler karşı. tartışıyor evet. o da çok enteresan bir program. Bu birazcık şey mi yani orayı sen böyle bir kanala mı çeviriyorsun acaba? İstiyorum. Hmm. Sonra da bir gün bir dijital platform gelsin. Ee, hadi buradaki bütün her şeyi bu kanala kötü yapalım desin istiyorum. <laughs> Aslında şey yani bir mecra neticede bu kadar 800 küsur bin kişinin takip ettiği bir mecra. Ama senin dışında iş yapar mı tabii o tartışmalı? Yani senin olmadığın programlar. Ben o kanalda benim olmadığım insanlar da iş yapsın istiyorum açıkçası. İş yapar mı derken şeyden seyredilir mi? Ya iyi bir şey yaparsan seyredilir. İyi yaptığın her şey karşılığını bulur. Hmm. Ben ona çok inanıyorum. Televizyonda da böyle bu. Gazetede de böyle bu. YouTube'da da böyle. Ben Cüneyt'le buraya misafirimiz oldu. Cüneyt'e de, de sordum. Sana da sorayım. Çünkü siz şu anda YouTube'un Türkiye'de en çok seyredilen iki ismisiniz. Ee, kaç para kazanıyorsunuz? Ya bir şey söyleyeyim. Mesela o söyledikleri kadar büyük paralar yok. Ne söylüyorlar? Hani atıyorum e, danla bilinçler için bilmem neler için çok çok büyük paralar konuşuluyor. Öyle bir paralar yok. Hmm. Ha. Bir yılın sonunda ben... Medyaket'in en yaratıcı 50 listesine girince şimdi e, bir takım markalar işbirliği yapmak için aramaya başladı. Hmm, daha yeni mi? Daha yeni. Gönül yansınlar da şey, kavağa gidelim. Bu ne ya? Yok canlar. Şu önemli bir şeymiş. İstikrar. Hmm. Çünkü ben son talihde dışarıdan her gözüken bir adamım. Hani Bir dakika ya. Bir bakalım. Bu bir istikrar gösterebilecek mi? Bir de e, Medyaket'in İlk eli listesine girmemin bence etkisi de oldu. Olmuştur tabii canım. Pelin Hanım gayet güzel çok şaşırttı geldi. beni. Tabii. Ben beklemiyordum öyle bir. Çok şey. Çok etkili bir dergi orası. Aynı zamanda işlerini de çok düzgün yapan meslektaşlarımız yayın yönetmeninde sahibi de öyle. Ben şeyi anlamadım. O mesela ne diyorlardı ne kadar kazanmıyorsun? Ne yani nasıl bir paradan bahsediyordu? Yok o kadar değil diyorsun sen bunu şu an? Ya mesela danla için ya da ayda 500 bin lira kazanıyor musun? Mesela? Yok devenin böyle papucu yani. Işte. Yok öyle paralar. 250? Yok be. Hala mı değil? Yok 100. ya. 100 artık kazanıyorsun. No no Tabii no ki de no. de bir konu. Pazarlık no, no. etmiyormusun. Öyle paralar yok. Gerçekten Yani yok. ki... Ya bir kere artık şöyle bir sorun var. Ee, YouTube'a çok fazla insan içerik ürettiği için hmm. artık YouTube'a içerik üretmek pahalı bir şey. Mesela YouTube'dan bir milyon kişi seyrettiğinde herhangi birine... Onu bilemezsin. Öyle mi? Şöyle ha. bilemezsin. Şimdi her videonun dakika başı reklam fiyatı farklı. Bazı insanlara... Atıyorum YouTube dakika başı 1.50 dolar veriyor sadece ama bazı insanlara 3.98 dolar veriyor bazı insanlara 4.02 veriyor hmm. yani onu bilemezsin o insanına bağlı ve o çıkarttığın insanın gördüğü reklam talebine bağlı YouTube'da para sponsordan kazanılıyor senin programını alabileceğin sponsorlar. Evet. Ama şu an yok öyle bir sponsoru senin. Ee, bir araba firmasıyla anlaştık şu Peki an. YouTube ona mesela şey olmuyor mu? <laughs> sokak Olmuyor. Alsı. Sulanmıyor mu? Hayır olmuyor. Olmuyor. YouTube kendi reklamlarıyla ilgileniyor. Yani içeride bir reklam verdiğinde bundan kendisi de bir pay iddia etmiyor mu? Onun mecrasını kullanıp yapıyorsun bunu? Olur mu canım? YouTube sana belli bir işte atıyorum bir dakikası şu kadar dolar diyor. Onun yarısını alıyor zaten. Tamam, yarısı alıyorum. onun yarısı Ama onun dışında sen atıyorum işte gör beni sundun. Candaş çayları. Falan. O zaman o senin. o senin. Ama sana bu ilginin yeni oluşmaya başlaması da bana biraz garip geldi. Ama hayır. Ya yani istikrar dediğin kaçıncı program bu abi? 64 oldu. E daha ne olacak mesela yani? E ama bir şey soracağım. Her zaman benim için şöyle bir risk var ya reklam veren için. Ya yani tamam abi burayı da yaptım gidiyorum. çizdim oynamıyorum. Hmm. Bu bir risk. Şimdi ben hani YouTuber tırnak içinde genç YouTuber değilim ki. Yaşını başına almış. 55 yaşında bir adamım yani. Hani birikmiş param var, emekli maaşım var. Ben canımın istediği zaman döner kendimi giderim. Şey yapmak için söylemiyorum ama anlamadığım için belki sen yardımcı olursun bana anlamak için. Ben YouTube'da bazen seyrettiğim videoları böyle milyonlarca insanın seyrettiği videoları e, anlamıyorum. E, hatta kendimce söylüyorum yani kendi kriterlerime göre ben de aklı şey aptal biri olabilirim. Çok zekice şeyler de gelmiyor bana. Milyonlarca şey seyrediyor şu an. Ne oluyor lan burada diyorum. Ya saçma zaman bir şey oluyor yani. Evet ama onun hedef kitlesi sen değilsin... onun hedef kitlesi çocuklar. Tamam da yani herhangi biri olan hedef kitlesi herhangi yani oradan ya yani az çok anlayabilmeliyiz değil mi? Ben çocuklar için yapılmış bir mesela bir çizgi film seyredip seviyorum. Yani en azından hani ya güzel bir şey diyebiliyoruz. Bazı şeylerde hiçbir e, şeyde buluşamıyoruz. Ortak noktada buluşamıyoruz ve ama o şeyler bu ülkede milyonlarca insan seyrettiği şeyler oluyor. Çocuklar seyretiyor. İşte onları söylüyorum. Mesela var bir kardeşimiz Enes Batur mu? Hı hı, Enes Hiç anlamıyorum mesela. Abi. Anlamıyorum derken anlıyorum da yani aşırı sıkıcı geliyor bana yaptıkları. Ama adam yani milyonlar milyonlar. Benim sıkıcı gelmemin hiçbir önemi yok onun için zaten. Türkiye'de en büyük abonesi olan Enes Tabi. Ya Böyle birkaç kişi daha var yani. Mesela, Sana da garip gelmiyor mu? bu? Yani bir... Şu garip geldi. Enes Batur'a buradan söz hakkı da olacak. Yok kardeşim canım ben hiç tanımam etmem adama kötü bir şey söylemiyorum. Muhtemelen yani mukayese bile kabul edilmez. Galiba kanalın şey? 14 milyon 15 milyon abonesi var. Rahat vardır. Belki 50 milyon vardır yani. Mesela Enes Batur Görbeni'ye çıktı. Ha çıktı mı? Çıktı. Sormuşsundur bunu mesela. Ne sen diye. Şu şuradan paylaştı bakın. Bir kanalın 14 milyon abonesi var. Ve Türkiye'de iyi kötü seyredilen Görbeni diye bir programa çıkıyor. 1 milyonu zor geçti. Aa bak enteresan bir şey. Şimdi 14 milyon abonenin %1'i bile abone olduğu insanı merak etmez mi? Bir garip. Demek ki ondan bekledikleri içerik senin programında yok. Evet. Bir milyonu zor geçti yeni. Çok enteresan bir veri bu. Çok. Yani ben YouTube'u o kardeşimizin üstüne yaptılar diye biliyorum. Yani adam YouTube'da ne yapsa tutuyor çünkü yani çok başarılı oluyor. Ama mesela bu ilginç bir veri. Çok acayip bir veri yani. 14 milyon abonesi olan birisini bir milyonu henüz daha on, on, bir hafta önce falan geçti. Çok, yani bu, bu çok şaşırtıcı bir veri. Ee, i̇nsanlar ne seyretmekten hoşlanmıyorlar sence? Hoşlanmıyorlar. 15 milyonmuş gerçekten. Evet. Vay be. Bak bir de ben bak benim programıma benim programıma kaç seyredilmiş? Se, senin abi senin uçuyor. Hayır. Enes Batur'a bak. Buradan bakayım oradan Aa, bakayım. yani. Bir ya 1 milyon 3 bin 1 milyon 10 bin o, o kadar bir şey yani. O kadar bir şey. O evet. kadar yani. İnsanlar İyi ne şey. set Bir milyon? Beni. O kadar işte. Bak çok garip, anladın mı? Büyük bir fark bu. Evet. Yani arkadaşımızın kanalına abone olan yüzde bir insan bile gör benden ne konuştuğunu merak etmemiş. Bir garip değil mi? Çok garip. İşte onu, yani senin şu an onu ben anlatıyor olman lazım? Benim zaten anlamam mümkün değil. Ben benim bir YouTube deneyimim var. Geçen sene bu pandemide ya hiçbir şey yok, bu program yok işte falan dergileri artık evlerden yapmaya çalışıyoruz, hiçbir şey yok. Ben dedim ki bari bir tam da gazeteden kovulmuşum bir deneyim ben dedim yani. Ama şöyle bir motivasyon o yüzden sana kaç para kazanıyorsun diye sordum. Ya Dediler ki ya abi gir şu kadar bilmem kaç bin dolar bu kadar kaç bin dolar falan. Abi üç tane dört tane video çektim haftada bir çekiyorum falan. Baya uğraşıyoruz Biliyor ama yani. seyrettim onları. Ama, ama ben ya böyle oturuyorum konuşuyoruz falan. En son dedim ki dördüncü şeyin bölümün sonunda kaç para kazandık dedim dokuz dediler dokuz dedim dokuz ne dokuz bin dolar mı dedim dokuz dola, dolar dediler <laughs> dedim ki şimdiden teşekkürler bizim YouTube projesi burada sona ermiştir diye ya çünkü yani ona bir emek veriyorsun oturuyorsun çalışıyorsun falan e, ben ama dediğin gibi ona bir sebat etmek lazımmış oturup uğraşıp gerçekten uğraşmak lazımmış çalışmak lazımmış ben başaramadım bir de fikir lazım. Tabii yani size helal olsun. Valla ben çok saygı diyorum sana da Cüneyt'e de. Yani bu mecrada böyle bir iş yapabilmek inanılmaz bir başarı. Vallahi çok büyük başarı yani. Fikir lazım. Mesela ciddi şeyleri etmekten çok hoşlanmıyor insanlar. Evet. Hep manipülatif olmanı bekliyorlar hmm. YouTube'da. Ben de manipülatif bir şey yapmak çok da istemiyorum. Mesela ben bir aşı videosu çektim. Çok mutsuzum mesela onu çektiğim için. Aa, Keşke çekmeseydim. Nasıl bir şeydi? Ben seyretmedim bak. Ee, aşı olalım mı olmayalım mı diye. Tabii ki aşı olalım, olmayalım diye. O mutsuzum mesela o videodan. Silmek de istemiyorum ama mutsuzum mesela o videodan. Çünkü ya bilimsel bir şey işte. Hani aşıya olacağız, bu pandemi dünyada bitecek. Hani neyi tartışıyoruz ki bana göre? Ya benim fikrim öyle. Keşke yapmasaydım öyle bir şey. Hmm. Ama duruyor video orada. E çok uzun süre 26 sene televizyonlarda çok ciddi bir emek ve çok önemli bir kariyer. Sonra şimdi burada başka bir mecra'da yine çok büyük bir başarı. Ben seni biraz daha geri götürüp televizyon konuşmak istiyorum izin verirsen. Tabii. Ki. Kaç dakikamız var? Yeteri kadar. Kaç? Beş yetmez. Ama devam ederiz. Sonra devam ederiz. Şimdi Türk televizyonlarının başına seni koysalar. Biz burada geçen evvelki hafta mı? Ondan önceki hafta mı? Rütük Başkanı'nı misafir ettik. Ee, sen Rütük Başkanısın diyelim ama daha yetkili bir Rütük Başkanısın. Yani şunları çıkar, bunları geri getirebilirsin, bunları çıkarabilirsin. Bütün otorite sensin. Televizyonlara ilk dokunuşun ne olurdu? Bir kere derdim ki seyredilecek saatlerde yani prime time'da her televizyon bir talk show, bir müzik eğlence programı, efendim bir yabancı kaynaklı film, bir dizi mutlaka yayınlasın. Çünkü Türk televizyonları şu anda Netflix ya da Dizimax. Hmm. Ben niye televizyon seyredeyim? Deli miyim ben? Zaten ben dizi etmek istesem sansürsüz giderim dijital platformlarda canımın istediği gün ve canımın istediği saatte bir diziyi seyrederim. Bu yapılan televizyonculuk değil. Bu yapılan Dizimax. Değil. Televizyon dediğinde kötü saat programı olur. Televizyon dediğinde çocuk programı olur. Televizyon dediğinde late night show olur. Televizyon dediğinde tartışma programı olur. Olur. Çünkü televizyon odur. Televizyon bir gusto'dur. Ama sen arka arkaya bugün bu dizi, bugün bu dizi, onun önünde A, haberler, dizi özeti, dizi, haberler. E bravo çok güzel televizyoncusunuz. Bravo. Bu değil ki. Ama parayı da televizyonlara dizi kazan diziler kazan Parayı dizi kazandırmıyor canandaş. Öyle mi? Parayı şu kazandırıyor. Yabancı ülkelere dizinin satışı kazandırıyor. Ama şimdi reyting listelerine baktığımız zaman hep e, diziler değil mi en baba başta? Evet ama sen başka bir şey veriyor musun ki? Vermiyorsun ki. Vermiyorsun ki. E, ona bakarsan Acun Bey'in yaptığı e, Survivor da listeye giriyor. Giriyor tabii. E, yani A, Acun Bey o ses yaptığında o da giriyor listeye. Niye kimse onu görmüyor? O ses o ses artık tabii yapılamıyor da yani Survivor galiba bunun tek istisnası. Yani diziler dışında giren bir ara Fatih Portakal var tabi. Evet yani. Haber Ana giriyor. haber de giriyor. Giriyor yani. Yaparsan girer. Doğru hmm. yaparsan girer. Ama burada televizyonların da hatası var. Diziye para harcayıp format götürdüğünde Aa, bunu bize 100 bin lira yaptı. 100 bin lira iş mi olur? 100 bin liralık iş 2 milyonluk işle yarışır mı? İmkanı var mı? Mümkün değil. Sonra da televizyonlar seyirci kaybettik diye ağlaşıyorlar. E kaybedeceksin tabii. Her gün dizi mi seyredeceğiz? Bir de birbirine aynı diziler. Yaratıcı bir şey de yok. E çıkaracağın ya bu programlar aman olmasın dediğin program formatları var mı şu anda televizyonda dönen? Yok ya. Yok valla. Niye olmasın? Çok sevdiğin şu an televizyonda aa bunlar kaldı mı ya dediğin bir şey var mı? Benim program dışında Kaldı mı dediğin? E <laughs> ha. Ya bir şey söyleyeceğim. Herkes bana kızacak. Ben her gün Esra Aral'a bakıyorum mesela. Ben hastasıyım. <laughs> Ama Esra çok başarılı. Gerçekten çok başarılı. Yani onu onunla kastetmedim söylerken. Ne bileyim belki tartışma programları diyebilirsin. Belki ne bileyim. Bilmiyorum yani ne söyleyeceğini. Diziler dedin işte. Yani bu kadar uzun diziler gerçekten problem. Yani o da olabilir. Ben mesela şeyi seyretmeyi özledim Armağan abi. Komedi dizisi seyretmeyi özledim ya. ya Yok necim, yani. Bu... Ya işte dijitalde var. Ama televizyonda yok. Candaşçım bu kadar uzun süre yayınlanan bir komedis yazmak ne kadar zor biliyor musun? E Gülse yapıyordu bir ara onu o da bıraktı. E İstifa etti zaten. Ama çok sık çok zor. Yani 140 dakika 150 dakika insanı güldürüp ayakta tutacak bir komedi yazmak ne kadar zor bir şey. İmkansıza yakın yani. Na, nasıl yapar? Bir de komedi dizilerinin yurt dışına satışı olmadığı için komedi lokal bir şey olduğu için Gerel yapımcılar gibi. yapmak istemiyor. Çünkü satışı Böyle ne olacak peki? Televizyonlar bu gidişle tamamen hepsi daha küçük eee organ Türkiye'de bu kadar çok kanal olmayacağını düşünüyorum. Gazeteler gibi. Daha azalacak. E çünkü bu kadar çok televizyonu besleyecek bir reklam pastası da yok. Ve daha da küçülüyor değil mi? Yok yani. Peki o pasta dijitale döner mi? Yani e, YouTube'a. Dönüyor. Dönüyor. Galiba psikolog Caner Çakır sana şeyi soruyor. Hala psikolog olmak istiyor mu bu konuda travması var diyor. Vallahi psikolog olmak konusunda travmam yok. Niye olsun? Bilmiyorum. Herhalde bir önceden bir şey mi Ama var? Ama şey e, psikolo psikolog uh, Avusturya'da uzaktan eğitimle psikoloji bölümü açıldı. Hmm. Sonra psikologlar bir kampanya yaptılar. Ve o bölümü işte kapattırdılar. Ben de kızdım. Ya uzaktan okuyacağız işte. Gidip terapi mi yapacağız zaten yani? Klinik psikolog mu olacağız? Uzaktan. 50 yaşında, 40 yaşında geçmiş insanlar entelektüel birikim elde edecekler. Ben şimdi sosyoloji bir, bir okuyorum. Sosyolog mu hocam yani? E bu entelektüel birikim bu. Ne ki yani? Bak Yılmaz Sezgin bir sistem ediyor. Diyor ki YouTube kazancını öğrenemediniz bari emekli maaşını sorar mısınız diyor. Aa, <laughs> emekli maaşım kötü değil. İyi para alıyorum. Allah daha da versin. Valla. ya kötü para almıyorum. İyi para alıyorum. Allah daha da versin. Hepimiz. Rek reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra Armağan Çağlayanla sohbete devam edeceğiz. <laughs> Benim eşim de benimle o zamanlar nişanlı olduğu için ülkücü. <laughs> bir dakika, Şimdi... sizin bir dakika, bir saniye, bir dakika. <laughs> Covid olduğunu bilerek gezen var. Onu ya diyorum. Bu katil hükmündedir, tamam. Öyle mi? Birinin ölümüne sebep olacak çünkü o biliyor ki Covid'im ve benden birine bulaşır. Ben hayatımda ilk defa Almanya'ya gitmiş bir adam olarak otelden adımımı attığımda Ona çarptım. çarpıştığım adam benim Şahin K. Benim hayattaki şansım bu yani. <laughs> En önde beyaz saçlı bir abi var onu al sahneye dedim Tolga da aldı, adam çıktı sahneye e, Nikah memuru oynatacağım Fakat o kadar güzel konuşuyor ki Abi dedim ne iş yapıyorsunuz dedim kay bakalım dedim <laughs> Ben orada abi özür dilerim isterseniz geri inebilirsiniz dedim Şimdi Avrupa siyasetinin Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı siyasi bir aktör olarak göz ardı etmesi mümkün değil o sosyal medyanın Maalesef ki çok ailenin e, yıkılmasına aracılık hmm. ettiğini görüyorum. Aldatma kısmında mı? İhanet kısmında. Ya kardeşim güzel karayolu yapmışlar. Diyorum. Şimdi. Vay sen AK Parti'lisin ya kardeşim. Yol güzel ne diyeyim? Başarısız bir iktidar var. Ülkeyi kötü yöneten, 18 yılın sonunda ülkeyi uçurumun kenarına getiren bir iktidar var. Ama umut olamayan bir muhalefet var. Ben umut olmasını istiyorum. Ben stonun önünde yatardım ya. Maça girmek için. Gece saat 12'de battaniyeyle giderdik. ne yatardık maça girebilmek için. Bütün gece orada battaniyede uyurduk. Aşırının ya da çok yapılılığın e, sahneden, duygudan çaldığını, çalabildiğini düşünüyorum. Bıçakla seyir keyfi devam edecek. Teşekkürler. Artık şubeye gitmeden, ıslak imzaya gerek olmadan bir bankanın müşterisi olabilirsiniz. Peki önemli olan bir banka müşterisi olmak mı yoksa koca bir ailenin parçası olmak mı? İş bankasına. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. O siz de hoş geldiniz. Oğlum ne yapıyorsun? Pardon. Hoş geldiniz. <laughs> evet arkadaşlar. Altı aydır bir projenin İş Bankası'na hoş geldiniz. <laughs> Teşekkürler. Hoş bulduk. Müşterimiz olsun ya da olmasınlar, hayatlarına dokunduğumuz milyonlar bize kısaca benim bankam diyorlar. Siz de iş çebiği indirip bu kocaman ailenin bir parçası olabilirsiniz. İş Bankası'na hoş geldiniz. Çarşamba binde yeni tasarımıyla Abdullah Efendi Keyif közde pişirme teknolojili Türk kahvesi makinesi 269 lira. Philips buharlı ütü 269 lira. Anneler gününe özel uygun fiyatlı daha birçok ürün birçok çeşit bu çarşamba binde. İş dönüşü sıkışık trafikte bitcoin almak mı? BTC Türk'te çok kolay. Siz de hemen BTC Türk uygulamasını telefonunuza indirin. 724. İstediğiniz her yerde güvenle bitcoin alıp satmaya başlayın. BTC Türk'te al sat. İyilik sevindirince, sevinmek paylaştıkça paylaşmak hep beraber güzel. Tüm bu güzellikleri masum gönüllere ulaştırmak için sizin tek bir dokunuşunuz yeter. Beşir Derneği. Hayrınıza vesile. İyilik sevindirince, sevinmek paylaştıkça, paylaşmak hep beraber güzel. Tüm bu güzellikleri masum gönüllere ulaştırmak için sizin tek bir dokunuşunuz yeter. Beşir Derneği. Hayrınıza vesile. Koroblast. Mükemmel sarar. Jilet gibi keser. Her denemenizde mükemmel sonuçlar Coroplast'la birlikte kolay. Ersaş Penden dünyaya büyük bulur. Avrupa Akreditasyon BDSN 12608 1 standartları belgeli %100 Türk balı monoblok PVC pencere profili Ersaş Pen. Kuveyt Türklü olmak Böyle ne kadar sürer? Valla anneme bağlı. Ama nerede? Şu konuşma biten, bitsin sonra hemen Kuveyt Türk'lüyüm. Görüntülü görüşmeyle anında Kuveyt Türk müşterisi olun, avantajlardan faydalanmaya hemen başlayın. Tabii telefonunuz müsaitse. Kuveyt Türk müşterisi olmak artık telefon mesafesinde. Kuveyt Türk. Karabest. Tam boyutunda. Yanmaz, yapışmaz. Her denemenizde mükemmel sonuçlar. Koroplast'la birlikte kolay. Çiçek sepetinde anneler gününe özel çiçeklerde süper fırsatları kaçırma. Çiçek sepeti var. <laughs> Öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Fırat Pen, İstanbullu. Çiçek sepetinde anneler gününe özel yenilebilir çiçeklerde büyük indirimi kaçırma. Çiçek sepeti var var. Çarşamba binde kız çocuk tüllü etek 12 lira 90 kuruş. Çocuk nakışlı şapka 14 lira 90 kuruş. Lisanslı uçurtma 12 lira 90 kuruş. Çocuklar için uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bu çarşamba Bim'de. İftara sahura bak ne eksiğin varsa iste gelsin. Mesela bak çeşit çeşit hurma var. Arabistan'da yok ya bu kadar çeşit hurma. Hadi durma iste gelsin. iste gelsin. Koçakla seyir keyfi devam ediyor. Şimdi bir anda bir dizide 40 kişi silahları çıkarıyor birbirine falan böyle. Tan 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 tan. Baba hadi ateşler artık yani. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor ya ben. <laughs> O dizilerde de üç bölümde bir şöyle bir replik duyarsın abi. Asıl savaş şimdi başlıyor. Dört sefer öldür öldür her bölüm 70 kişi öldürdü. Asıl savaş ne zaman, <laughs> ne zaman başlıyor? Evinde yüz yirmi yedi kişi ölmüş böyle. <laughs> şimdi savaş başladı falan. Ya savaş bitsin artık be abi. Hani kalmadı mahalle kalmadı ya komik erkekler kadınların hoşlanması konusunda bir sıfır öndedir ama yakışıklı erkek beş sıfır önde. Yani bir sıfır her an beraberlikle ve mağlubiyetle sonuçlanabiliyor <laughs> ama yakışıklı yani kıvanç sen beş sıfır önde başlıyorsun anladın mı? O adamı altı tane atamazsın yani. Bodrum'da hiç tanımadığım bir adamdan rica ettim. Adam benden de yaş bir dedim. Arkadaşıma böyle bir şaka yapacağız, yapar mısın? Hay hay dedik. Şezlonglarda yatıyorlar, Can Yılmaz'ın kitapları göğüslerinde ve uyuyorlar. <gülüyor> 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 ben de adamı dürtüyorum tamam mı kamerayla. Beyefendi işte iyi tatiller. Adam o kadar şahane oynadı. Evet buyurun Zafer Bey falan dedi. Ne yapıyorsunuz efendim? Efendim dedi işte biz edebiyatta çok meraklı bir aileyiz. karım, çocuğum ben Can Bey'in birer tane kitabını aldık ama hep uykumuz geliyor diyor. İbo bebek geliyor. Evet. İsmini koydunuz mu? Laiç. Leich, T karar kıldık. Tartışılmaz bir isim. Tartışılır bir yeteneği var çocuğun çünkü. Sağda Sonunda gördüm. Tartışılır bir yeteneği var. O yüzden Leich. abi. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Programın son bölümündeyiz. Konuğumuz Armağan Çağlayan. Ünlü YouTuber. <laughs> Bu ilk zamanlarda YouTuber deyince bir aşağılıyorlar. Değil mi? Bozuluyor Bozuluyordum. Şimdi bozulmuyorum. Alıştım. 90'larda, yani daha doğrusu 90'lar tabii 90'ların da içinde sonuna doğru. 2000'lerin başında. Ünlü olmakla şimdi bir YouTuber ünlüsü olmak arasında nasıl bir fark var? Şimdi daha ünlüyüm ha. Tabii canım. Ama yok sen fena değildin abi. o, o şey zamanı... Ee, Yetenek ne yeteneği ya? Popstar. Popstar zamanı da fenaydın sen yani. Evet ama... Bir de o zaman daha ters, aksi lanet biriydin ya. <laughs> evet ama yani öyleydin. Ama şimdi etkisi daha büyük. Çünkü sosyal hmm. medya büyük. Tabii. Nasıl duygu olarak nasıl bir fark var? Daha, şu an daha ünlüsün kesin. Duygu olarak nasıl bir fark var? Şimdi... Ne bileyim daha derler daha kaliteli ünlü falan öyle derler ya öyle bir şey oluyor mu? Ünlünün kalitesi mi olur? Ünlünün işte... Ee, bu konuda en güzel lafı Halil Sezai etti, gör beni de. Ne dedi? Ünlülük bir meslek değil dedi. <laughs> Doğru söyledi İyi yani. Tane. Çok güzel cümle bence. Ee, şimdi daha hissediyorsun. O zaman hissettiğim şey, şey gazetede haber olmak. Ee, sokakta insanların bana Aa, seni tanıdık filan demesiydi. Şimdi e, sosyal medya sebebiyle daha çok hissediliyor. Twitter'da da çok etkili birisin sen. Bilmem öyle değil. Yani. Günden falan oluyorsun yazdığın zaman yani. Bu bir yandan seni ürkütüyor mu? Çünkü orası çok manipülatif bir yerde aynı zamanda. Yok ya benim başıma öyle hiçbir şey gelmedi. Ee, ya da ben e, hep kontrofilik bir adam olduğum için bir şeyi yazıp atmadan önce iki kere okuduğum için olabilir belki. Ee, manipülatif şeyler yazmamaya ben de dikkat hmm. ediyorum tabii. Sarı dolar yedim mi hiçbir herhangi bir Diyemez şey. miyim yedim tabii. Gitti değil mi o ziyan o para alamıyorsun ondan. Tabii o ziyan. Çok milyon yiyenler, yani çok milyon seyredilenler de var mı sarı dolar? Var. Yapma ya. Gonca Ulusateli sarı dolar. Aa. APO sarı dolar. Sarı doları tam neye veriyorlardı? Onu bir anlatsana. Ben bilmeyenler vardır. Ya onun YouTube böyle konuşunca ben Türkiye YouTube sinir oluyor bana ama çok böyle yuvarlak genel geçer kuralları var. Çok Amerika'ya göre yapılmış. Türkiye'ye göre yapılmamış. Amerika'nın kuralları. İşte mesela aile içi şiddete sarı dolar veriyor. Mesela hmm. Gonca annem e, ne, annem bana şiddet uygulardı lafından dolayı o video sarı dolar mesela. Hmm. Ya da E.P.O'nun babam beni kitapsızca döverdi lafından dolayı o video sarı dolar mesela. Hmm. uyuşturucu övmek, içki övmek efendim e, böyle çok yuvarlak yuvarlak laflar ama hani Mesela Rütük kuralları o cümlelerden daha e, belirgin, öyle söyleyeyim sana. O kadar? Evet. E o kadar yuvarlak. Sarı yani. dolar yiyince tabii bir moral bozukluğu oluyor değil mi? E, sarı dolar yemeyeyim diye uğraşıyorsun. O da bayağı bildiğin sansür etkisi insanın Şeyde, üstünde. Ya, bu da mesela bu da bir nevi ya, otosansür. E tabii. Hiç sarı dolar yemeden önce paldır küldür konuşuyordum. Şimdi düşünüyorum. Bu bir yandan aslında iyi bir yandan da kötü tabii. Yani bir yandan pardon, bir yandan kötü ama bir yandan da iyi. Yani her aklına geleni yapabileceğim bir mecra değil burası neticede. Yani YouTube özgür bir yer evet ama o özgürlüğün de sınırı var. Buna itirazım yok. Tabii ki bir topluluğun kuralları olmalı. Ama o topluluğun kuralları belirgin olmalı. Yuvarlak cümleler olmamalı. Herkese göre değişmemeli. Herkese göre değişmemeli. Üstelik eğer burası Türkiye ise benim şartlarım Amerika şartları olmamalı. Her ülkenin kendi topluluk kuralları olmalı. Benim itirazım buna. Şu ara en çok neden şikayet ediyorsun hayatta? Vakitsizlikten. Kanal büyüdükçe baya ben e, sanki bir kanalı yönetiyormuşum gibi Türkiye'nin çok işim var benim. Her hafta çekim var mı yoksa gelip toplu toplu mu? Toplu geliyorum. Ayda bir, bir ayda bir kere geliyorum. Mesela 10 bölüm gör beni çekip gidiyorum. O çok yorucu değil mi ya? 10 bölüm bir anda çekmek. Bugün 8 bölüm çektim. Ondan sonra buraya geldin. Evet. İyi ama iyisin yani yine. <laughs> Sen, sen bana bakma, 55 yaşında olabilirim ama. Yok hiç işte, <laughs> içinde bir canavar işte, var. Ama onu görüyoruz <laughs> zaten o başka türlü olur mu? İstediği zaman çıktığı belli onun ya. Yani. Peki e, sen biraz önce dedin ya sıkılabilirim her an hissi de var. Sıkılırsan ne yapacaksın? Yani sinopa gideceksin anladım da. E, sen mesela bir şey yapmadan duramazsın yani. Şimdi ben bir kitap kulübü kurdum. Ne demek o? Ee, ayda bir e, Instagram üstünden e, insanlara kitap tavsiye ediyorum. Çok güzel. Instagram ee, video üzerine. Instagram üstünden yani bir Instagram hesap mı? var açmak diye o hesaptan. Ee, mesela onunla daha çok ilgilenmek istiyorum. Daha çok okumak istiyorum. Daha iyi kitaplar önermek istiyorum. Ee, bence e, yani Türk edebiyatına bir katkım olsun istiyorum. Gazete okuyor musun Arman abi? Hayır. Niye okumuyorsun gazete? E çünkü Twitter'da öğrendiğim her şey her gün gazetede yazıyor. Ya zaten biliyorum ben onları. Ne okuyorsun mesela sen? Ya, her sabah Tarih i̇şte dergisinden bu. gelen e, haberleri okuyorum. Vallahi mesela. ben de biliyor musun bak. Ya kendimin diye söylemiyorum ama. <laughs> şey Vallahi, ya Ciddi soruyorum bunu hiç hani, teşkilat yapmak için sormuyorum sana yani. Vallahi okuyorum. Seviyor musun o ya tarihte bu Çok seviyorum. Çünkü şunu seviyorum. Hap bilgi. Evet. Ee, eğer o mevzuyla ilgileniyorsam hemen oradaki sarı yere tıklıyorum. Daha oradan tafsilatlı bilgi ediniyorum. Yani çok büyük arşiv tabii. 10 yıllık derginin bütün arşivi var orada. Bence çok değerli ama gazete okumak tabii yani insanlar galiba o kadar böyle sayfalarca bir şey okumaktan çok daha artık eskisi gibi e, motive olmuyorlar. Yani öyle bir zamanları da yok öyle bir şey yapaları da yok galiba yani. Ya bir de eski o Candaş'cığım hani biz onu mesela bir gün önce 10'da okumuşuz Twitter'da o 12'de tükenmiş Ye üstüne yeni gündem tabii gelmiş. E sen ertesi sabah gazetede manşet e ama okudum ben tükettim bunu bitti. İnsanların bu konuda ne düşündüğünü de öğrendim üstelik. Kendi aynımda. Hiçbir anlamı kalmadı. Ya düşünsene. Türk televizyonlarının ve Türk basınının en büyük magazin malzemesi şu anda Gör Beni ve Dur Bir Dinle. Evet. Yani. Çok acayip. Ama yok nasıl yani. Ee, Bülent Hanım Gör Beni'ye gelmedi değil mi? Gelmedi. Çağırdın mı? Hı hı. Niye? Çünkü. Sizin mesela muhteşem bir sohbetiniz olur herhalde yani. <laughs> Keşke gelse. Ben en çok Yıldız Hanım'ı istiyorum o da gelmiyor. Bülent Hanım'ı da istiyorum tabii çok. çünkü Bülent Hanım diyecek ki ben o sandalyeye oturamam. Bana oraya taht getir. O taht kırmızı olsun. İşte bilmem ne olsun. Ben görmeni de hiç kimseye bir ayrıcılık tanımak istemiyorum. <laughs> çünkü oraya hani... Cumhurbaşkanlığı sözcüsü de geliyor. Oraya ana muhalefet partisi lideri de geliyor. Oraya meranın Hanım da geldi. Böyle acayip bir şeyler isteyen oldu mu hiç yani ne bileyim dediğim gibi. E, ya mı? bir kişi istedi bugüne kadar. Onu da karşıladık. Ne İsteyeni istediniz? söyleyeyim. Söyle neydi? Aa, neydi bugün kızın adı? Bahar Candan. Bahar Candan istedi. Çilekli dondurma. <gülüyor> <gülüyor> Yemedi onu da. Masraf. Boşuna masraf. Ama niye istedi bilmiyorum. Vardı bir şey herhalde. Bugün Oo. çektik Bahar Candan'ı. Çilekli dondurma istedi. Acılar. Ajdar bir buçuk milyon dolar istedi. Euro pardon. Şaka düşündüm ben onu yani. Şaka Se, değil. Senin şakan dedi ama sonra gerçekten ciddiymiş yani. Evet sonra Irak'taki bir düğün içinde istemiş ya o, bilmem kaç odalı otel kapatacaksınız. Bilmem kaç milyon dolar vereceksiniz falan diye liste Peki ne an. dedin sen o bunu duyunca? Bana öyle. söylemedi. Bizim konuk koordinatörümüz var ona söylemiş. O da beni aradı. Armağan Bey bir buçuk milyon euro verirsek geliyor olmuş. dedi. İyi peki dedim ben de. Ne diyeyim Verelim yani? Verelim sen <laughs> <laughs> Önce parayı bulalım. Ondan sonra... Bir de bir buçuk milyon euro ne ya? Niye euro acaba? E, dolardan pahalı diye herhalde. Ajdar da sizin eseriniz değil mi bu arada? Evet. Gurur duyuyor musun eserinizi? Eserimiz değil. Ajdar... Azı değil abi. Siz çıkardınız Türkiye adamını tanımaz etmezdi yani. Yahu Ajdar yarışmaya... Elemeye gelmiş. Elemeye gelmiş bir tane adam. O benim eserim değil ya da jürinin eseri değil. O... Onu malzeme yapan seyirci eseri. Çünkü ajları kimse malzeme yapmasaydı, ajları kimse konuşmasaydı... öyle geçip giden yarışmaya katılmış insanlardan bir tanesi de ajlar finali mi kaldı ki? Yani. Ajlar yarışmaya da girmedi. Hayır. Hiç. Bir de hakaret etti bize. Siz ne anlarsınız ben sıtarım dedi. Ahmet sana bağırmıştı öyle hiç unutmuyorum. Ya bir buçuk milyon euroyu o kadar merak ediyorum ya. ...imkan olsa şurada sorsak ajlara yani. O bir buçuk milyon euroyu hangi duyguyla, ruh haliyle istedi acaba yani? Şaka yapmış olabilirim diyeceğim ama hiç şaka yapar bir tavrı da yok. Bir şey soracağım. Yani bizden sonra işte Irak'taki düğünden istemiş. 500 odalı otel kapatılacak. Benden başka kimse kalmayacak. Bütün odalar kapatılacak. Yok şu kadar araba olacak. 3 Mercedes, 3 bilmem ne filan. Yok şu kadar milyon da euro demiş. Daha ne desin? Ben bunu açıklayınca çeşitli üniversiteler yazdılar bana. Bilmiyorum. Biz de konuşmaya çağırmıştık. Bizden de 50 bin dolar istemişti. Birisi düğünüme çağırdım. Düğünümden 100 bin euro istedi falan diye yazmışlar. 100 bin euro Ajda Pekkan'la Tarkan gitmiyor. Döviz para. bürosu mu açacak acaba? Ne <laughs> <laughs> Bence bilerek çıkmamak için yapıyor. Olabilir mi ya böyle e, tabii. bir şey? Nasıl izah ediyorsun Armağan abi Ajda'ra olan ilgiyi? Bir ilgi var ama yani sonuçta birileri Ajda'rı da merak ediyor bu ülkede. Merak ediliyor. İşte tırnak içinde öteki. Hmm. Merak ediliyor. Bülent Hanım'ı peki davet etmeyecek misin? Ya işte bilmiyorum. Çok Ke güzel keşke gelse. Çok güzel anılarımız var bir de bizim. Keşke gelse. Bir tanesini anlatsana. En böyle senin için Bülent Hanım denince her yerde anlattığın. Ya ilk Kanal D'ye olan Bülent Show çekiyoruz. O zaman cep telefonları falan yok. Bülent Hanım montaja girer. Adetidir yani. Montaja girdi. Gece, ertesi günde yayın var. Rahmetli Canan Hanım Kanal D'nin başında. Ev telefonu gece bir buçuk cayır cayır ev telefonu çalıyor. Gittim açtım Bülent Hanım. Yeşil gözlü müdür derdi bana o zaman. Yeşil gözlü müdür bey hemen buraya gelmeniz lazım. Dedi. Ne oldu Bülent Hanım dedim. Çok acil montaja gelmeniz lazım. Atladım gittim. Arabam yok taksiye bindim gittim. İçeri girdim. Otur dedi bana. Oturdum. Aç dedi. Montaj çocuk bastı. Şarkıyı dinle dedi. Dinliyorum. Çok güzel söylemişsiniz dedim. Bir daha dinle dedi. Dinledim. Çok güzel söyle Bak dedi. Girişte keman mi basması gerekirken si basmış dedi. Şimdi dedi canım dedi. Sen bana bir keman getireceksin. Bu mi basacak dedi. Dedim ki Bülent Hanım bu saatte kemançıyı nereden bulayım ben? Bulacaksın dedi. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Beyoğlu'na gittim. Pavyon çıkışında dikildim. Ellerim böyle elinde kemanlı çıkan pavyoncu bekliyorum. Şey kemancı bekliyorum pavyon kapısı. Birisine gittim abi dedim montaja gideceğiz mi basar Git başımdan. Sen mi uğraşacağım dedi. Başka pavyonun kapısına gittim bekledim bir adam çıktı. Dedim abi 20 lira vereceğim. O zaman 20 lira iyi para. Mi basacaksın. Parayı peşin alayım dedim. <laughs> Nerede inansın <laughs> bana adam beni tanımaz etme. <laughs> Adamı çıkarttım 20 lirayı verdim. Adamı taksiye bindirdim. Montaj stüdyosuna götürdüm. Dedim buyurun Bülent hanım mi getirdim bas. mi basacak. Nereden buldun bunu dedi. Konservatordan getirdim. <laughs> Dedim ki böyle böyle buldum. Pavyonda çalan kemanca mi mi bastıracağım ben dedi. Olur. Dedim ki Bülent hanım. Yani çaremiz yok basacak. <laughs> bas ulan bas diye. Adam geldi ilk yaptı bitti mevzu. Bu kadar. <laughs> 20 liraya verdik. Adam gitti. Tabii ki ertesi gün yayın var. Montaj yetişmedi. O gün montaja 15'er dakikalık kasetler halinde yayına kaset yolladık. Aa. Kalbimiz böyle küt 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 yetişti yetişmedi. Reklam girdi reklam çıktı. Reklam girdi reklam çıktı. E olmasa bırakır mıydı programı? Yani yapmasa bu yapamadık deseniz. Ya bu işin candaşım televizyonculuğun Yüzde otuzu fikir üretmekse yüzde star management'a. Öyle mi? Bence öyle. En zoru Bülent Hanım mıydı? Herkes zor. En zoru kimdi mesela? Çalışmak. Tabii. Ya Bülent Hanım e, huyunu ve suyunu öğrendikten sonra kolay. Hmm. Ama huyunu suyunu bileceksin. Efendim e, ona göre hareket edeceksin filan. Ama işte o onu öğrenme süresi zor. Zorlu bir süreç. Ben Bülent Ersoy Show çekilirken, e, Kanal diye 36 bölüm Bülent Ersoy Show çektik. 36 bölümde 4 kere dekor kurdum, 4 kere dekor topladım. Fatih kızıyordu, topla dekoru, topla dekoru. Sonra Bülent geliyordu, anlaşılmadı, kur dekoru. Topla dekoru, kur dekoru. <laughs> Yıldız Tilbe'ye de çalıştın sen değil mi? Çalıştım. O nasıldı? <laughs> Çalışması nasıldı? Yıldız Hanım'ın... Ee... Çok kolay değil ama çok da zor değil ama kolay da değil. Bülent Hanım'la karşılaştığınız zaman hangisini seçersin? Yani onunla çalışsam daha iyi diyeceğin. Yıldız Hanım'la daha iyi. Hmm. Bir daha hiç çalışmam. Ya ne zor insan dediğin biri oldu mu bu 26 sene içerisinde? Anlamlandıramadığın bir şey, kapris. Şimdi Bülent Ersoy ne yapsa dersin ki Bülent Ersoy. Ama yani... Ama Çandaş herkes için dersin. Ekranın önüne çıkan herkes kendine göre star. Hala öyle mi sence? Öyle tabii. Ya bana göre öyle ben eski televizyoncuyum. Bana sorma bu soruları. Ben star sisteminde büyüdüm. Benim için star en önemli şeydi. Ben Hülya Avşar'la çalıştım. Çalışmadığım star hiç yok galiba. Sibel Hanım'la da çalıştım. Gülben Hanım'la da çalıştım. Hülya Hanım'la da çalıştım. Kenan Işık'la çalıştım yani. Çalışmadığım star yok galiba. Bir Sezen Hanım'la çalışmadım. Ee, bitireceğiz. Bitirmeden sana Covid sorayım. Biraz öyle bitirelim. Sence bitecek mi bu kabus? Valla bir çek gibi durmuyor Candaş. Aşı oldun mu? Oldum. İlk, ilk dozumu oldum. İkinci dozumu 18 Mayıs'ta olacağım. Heyecanla bekliyorum. Biontech oldum. Şimdi Biontech ilk dozdan 10 gün sonra %70 koruyormuş. Biraz rahatım o yüzden. İkinci dozu biraz yoruyormuş yalnız Biontech'in. Aşı, evet. de, aşı dedikodularındayız. Evet evet. bir olan arkadaşım Aydın. Kuşum Aydın. o dedi ki çok zor geçti ikinci doz. Hmm. Öyle söyledi. Öyle herkes öyle söylüyor. Ama genel galiba şeyde de literatürde de yazıyor ikinci dozla ilgili. Böyle Niye şey peki? Oluyor. Ben ne bileyim abi ama yani ben herkesten duyuyorum ikinci doz zudan ertesi gün biraz böyle hafif ateş falan öyle şeyler söylüyorlar. İlk dozda da bana yorgunluk yaptı mesela. Ben de hiçbir şey yapmadı yani de ikinci de çok enteresan ee, herkes için şeyi var. yani Ya inşallah hani bir an önce aşılarımız gelir. Muhakkak. Toplumun yüzde yetmişi aşılanır. Sen işin o aşılanma meselesinde muhakkak aşı olmalıyız diyenlerdensin. Değil Tabii mi? ki. Çünkü ben bugün gördüm mesela bazı böyle ünlüler falan da var videolar çekmişler aşıya karşı bir şey sergiliyorlar ama. Ee, sen galiba sen de aşıcısın. Tabii ki. Ben ya, de öyleyim. Başka nereden kurtulacağız bundan? Yani bütün dünyanın bilimsel olarak kabul ettiği bir aşı gibi gerçek varken bundan kurtulmak için önümüzde İsrail gibi, İngiltere gibi, Almanya gibi iyi örnekler varken neyine ne mesela olmamak ne? Evet. Ha, bilmiyorum bu benim fikrim tabii. İsteyen olur, isteyen olmaz. Sonuçta vücudunun bütünlüğünün e, sorumluluğu herkesin kendinde. Ee, Armağan abi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Valla şahane program oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Müthiş bir sohbet oldu bizim açımızdan. Umarız seni de Benim mutlu de öyle. etmişizdir. Ayvaları da bekleriz Candaş Bey. İnşallah geleceğiz. Ee, restoranlar açılınca gel. Mezelerimiz çok güzel. Aa gelirim tabii. Ben Ayvalı'a genelde gidince Cunda'ya gidiyordum. Şeye, e, en uç neresi Cunda'nın? Or Ortunç. Ortunç. Oraya gidiyordum İlber Hoca'ya. E, ama artık bir daha da gider mi bilmiyorum. Çünkü geçen o yani en son pandemiden önceki yaz çok yoğurdu. Çok kalabalıktı ya. Yani işte bana geleceğin beraber bir sakin kal. yerlere götür. Tamam, vallahi yapalım. Tamam. Şu, ne şu, zaman ister. Şu bitsin de inşallah şu Aynı. yasaklar. Ondan sonra. Az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta konuğumuz milli takımlar teknik direktörü Şenol Güneş. Pazartesi mi yapacağız programı. İnşallah Pazartesi yaparız ya da Salı yaparız ama yaparız bir şekilde. Görüşeceğiz. Hoşçakalın.